İyi geceler sevgili seyirciler. Bengü Türk TV ekranlarında yine bir sebep sonuç gecesindeyiz. Malumunuz kadim bilgelik dosyasını açmıştık geçtiğimiz haftalarda. Bu hafta da devam edelim istedik, yoğun istek üzerine. Ama bu gece manyetik alan, kalp gözü yani üçüncü göz ve arınmaları konuşacağız. Malumunuz kimle konuşacağız? Araştırmacı yazar Kubilay Aktaş bizle beraber. Arınıyor muyuz hocam bu akşam? Hep beraber. Hoş geldin. Şey gibi oldu. Aranıyor muyuz gibi oldu biraz. İşte nasılsınız hocam görüşmeyle? Arınırsak aranırız birileri tarafından. Arınma olması lazım ki aydınlanma olsun. Şimdi başka bir yere gitti o zaman. Değil mi? İnşallah. Arınma, aydınlanma. Eş zamanlı. Hocam sizle ilgili evet. Ya biliyorsunuz yaklaşık bir akıl oyunları döneminden beri bir 5 sene oldu mu? 5 evet, sene evet. Oldu. Zaten dışarıda da arkadaşlarımız, dostluğumuz var. Çok soruyorlar, şunu soruyorlar. Şimdi anlattığımız şeyler böyle bir hipnoz etkisiyle de dinleniyor insanlar tarafından. Bazen arkadaş ortamında konuştuğumuzda şunu diyorlar. Kubilay Hoca'yı dinliyoruz. Öyle bir transa giriyorum ki ben çok dikkatli dinlediğimde böbreğimi istese vereceğim o derecede böyle sonunda anlamıyorum da hani bazı konuları ne demek ama o kadar dikkatli dinlemek de istiyorum. Bir o kadar gıcık, çok da güzel anlatıyor. Yani bizi ya çok severler ya da çok fena gıcıklanırlar. Ortada bir şey o yok. Var o bizde kutupsal çok zaten. Yani. Yıllardır artık onu alıştık da. O derslerde bazen oluyor. Yani diyor ben normalde diyor 4 saat dinlemem kimseyi diyor. Adam kesin bizi hipnoz etti falan diyor. Ben bunu biraz şeye bağlıyorum. Var mı öyle bir şey? Bir ya hipnozla alakasılığı değil de. Ediyor musunuz hipnoz? Bilmiyorum farkında olmadan yapıyor. Ben hipnoz etmiyorum ama birileri hipnoz oluyor. Ya benim yaptığım bir şey yok ama birilerine bir şey oluyor. Sonra şey, benden zannediyorlar. Biraz konu tamamıyla kendileriyle alakalı. Ben kimseyle ilgilenmiyorum aslında. Biraz daha merak etmek mi başlıyor şöyle, aslında zaten. Şöyle bir şey var. Onların anlam veremediği şeyler benim yaşamımın içinde çok normal olduğu için korku dolu arka dosyaları benim için çok aydınlık ve tanımlanabilir. Onların dünyası da bana çok karanlık. Mesela benim bir banka hesabım yok. Para şeyim ya vizeye gideceğim, alacağım diyor. Nasıl bankanızda nasıl hesap? Ya diyor ben dünyayı bilmiyorum. Yani kimileri bu tarafı bilmez, metafiziği bilmez. Ben de bu dünyayı bilmiyorum. Ya bana siyasi olarak bir şey sorsan, işte şu nedir bu ne, ben çok anlamam. Ama bana de ki... Parayı bilirsiniz hocam, bu kadar değil. Ya bilinmesi gerektiği kadar bilirim. Yani para ne kadar, asgaride ne kadar bilinmesi... Asgaride yalnız ne kadar bilinmesi gerekiyorsa o kadar biliyorum. Ama... Bana yetecek kadar. Diğer taraf tabii ki daha bilindik, daha tanıdık. Ama daha o şey... Şimdi zaten tanıtıma gireceğiz ama ondan öncesinde yukarıda da çok konuştuk. Yıllardır konuşuyoruz. Merak ettiğimde de soruyorum. Bu öğrenilmiş bir şey değil. Değil. Yok. Çocukluğumdan beri dediniz. Ben bildim bileli bunu biliyordum. Evet. Başka gördüğüm işte boyutlar. Normal. Ben herkes yaşıyor zannediyordum. Yani çok soruluyor. Herkes bu. Yaşıyor. Herkes yaşıyor zannediyordum. Ben bu yani herkesin başına gelen bir şey. Ne var ki? İşte yani evet insan uyuduğu zaman... İşte yıldıza çıkar. Ben ne bileyim yanında var şeyler yani astral dediğimiz bugün veya işte bir noktada iç psikolojinin dışarıya yansımaları diyebiliriz. İşte buna metafiziksel varlık da diyebilirsin. Paralel gerçeklik de diyebilirsin. Farklı isimleri yani bunları herkes yaşıyor zannediyordum ben. Yani bunlar hani olağanüstü şeyler de değil. Şu anda da olağanüstü şeyler değil. Yani bir kişi buna alıştıktan sonra sıradanlaşmaya başlıyor. Ve bilmediği için çok fazla orada manipülasyonlara kapılabiliyor. Gerçekte aslında olan tamamıyla az önce yukarıda da bir film senaryosu gibi bir şeyler çıktı. Aslında tamamıyla kendi dünyamızda oluyor. Nasıl ki doğarken yalnızız, ölürken de yalnız ölüyoruz. Aynen aslında bu dünyada da şu anda yapayalnızız. Ve kendi evrenimizde, kendi dünyamızda. Yani şuradan açığa çıkan bir filmi izliyoruz ama açığa çıktığı nokta bir. Ve dolayısıyla... Nasıl ki meyve ağacın bütününü kendisinde topluyorsa ve ağacın hepsi kendisindeyse, aynen onun gibi biz de kendi evrenimizi kendimizde topluyoruz. Nereye dönersek aslında kendi hallerimizi ve suretlerimizin yansımasıyla muhatap oluyoruz. Yani bıçakla muhatap oluyoruz ama aslında bıçak hakkındaki fikrimizle bıçak potansiyel, varoluştaki her şey potansiyel bir ayna.
onlar hakkındaki fikirlerin ve onlarla tecrübelerin senin evrenini oluşturuyor. Bu şunun gibi mi? Hani bıçakla ilgili. Herkes kendi evreninde yaşıyor. Bıçağı gördüğümüzde direkt otomatik olarak bıçak keser. Keser. Oluşturduğumuz aynen, şey. Aynen aynen. Yani onunla ilgili tecrübeni sen bilinçaltında ne ile çapalamışsan artık o şey senin için onu ifade etmeye başlıyor. Hani beyindeki o BBC'de güzel bir belgesel vardı. 0-6 aylık, 0-9 aylık çocukların beyinlerine bakıyorlar. Hepsi İslam. İslam ne demek? Hepsi son potansiyelde aktif bakıyor. Ama sen oraya işte Yahudi olan maddesel bir şey koyduğunda, işte İsevi olan tamamıyla manevi bir şey. Yani beyindeki o nöronlar artık belli çevresel ve genetik ve sosyal yapıyla şekillenmeye başladığında artık çocuklar farklı görmeye başlıyor. Yani mesela diyor ki bir çocuk için 10 tane yılan koy buraya, engerek yılanı veya 10 tane kuş koy. Hepsini ayrı ayrı görür tüm detaylarına kadar. Ama bizim için o artık sadece yılan olmuştur. O ince detayları kaybederiz. Çünkü beyin o kadar enerji sarf etmek istemez ve birçok nöronu yakar veya lokalize eder. Dolayısıyla hayat o rutinine girmesi aslında o istidatların ölmesiyle alakalı. Kesinlikle. Yani o, evet. Nöronu yakar dediniz. Bu yani gece nöron bizim de beynimiz yanacak gibi görünüyor daha başlamadan yani, şu an. Yandığı için zaten buradayız. Evet sevgili seyirciler görüşlerinizi, sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Birazdan ekranın altında göreceksiniz. Twitter'dan yine Sebep Sonuç sayfamızdan, yine Facebook'tan Sebep Sonuç sayfamız ve benim şahsi Instagram hesabımdan gönderebilirsiniz. Bize ulaşabilirsiniz. Bir tanıtım var, onu izleyelim. Sonrasında buradayız. Sebep sonuçta kadim bilgelik ve arınma dosyası masaya yatırılıyor. Manyetik alan nedir ve manyetik alanın etkileri nelerdir? Enerji ve ruh kavramlarından ne anlamalıyız? Üçüncü göz nedir? Üçüncü gözü açma yöntemleri nelerdir? Arınma nedir? Beden arınmaları ve bilinç dönüşümü nasıl yapılır? Ruh ve zihinsel arınma ve korunma yöntemleri nelerdir? Çakralar ve nefis mertebeleriyle hepsi ve daha fazlası az sonra Sebep Sonuç'ta. Hocam manyetik alanla aslında başlayalım istiyorum manyetik alanla. Fakat girişte konuştuk, yukarıda da konuştuk film. Yani, aslında günümüzde çok fazla bunlarla ilgili filmler de var. Tabii. Astral tabii, boyutların tabii. Olduğu. Hani Avatar belki bunların bir örneğiydi. Matrix bir örneğiydi. Geçen izledim aynı şekilde dediğiniz gibi. Yukarıda da konuştuk o nedir o gözlükler? Sanal gerçeklik gözlükleri. Onlarla yapılan gelecekte işte bütün dünya artık onları kullanıyor ve onların içinde yaşıyorlar tarzında yapılan filmler var. Dediğiniz zaman çocukluktan beri zaten. Yani işte belki bir genetik hastalık olabilir. Belki bir fazla DMT salgılanması olabilir. Veya bulunduğum bölgenin manyetik alanıyla kaynaklı bir şeyler olabilir. Veya atıyorum ailevi olarak yani belki o sorunları ailevi sorunların içerisinde bir çocuğun psikolojisi ve kaçışı kendi hikayesini oluşturması da olabilir. Yani bakıyorsun bir dünyevi realitede bir kısa devre olduğunda kişi orayı tolere etmek, dengelemek, balans için kendisine paralel bir gerçeklik de açabilir. Bu neyle ilgilidir? İşte rüya görmemiz de bundan kaynaklanıyor. Yani şu maddi dünyada biz her şey aslında tam olabilse rüyaya ihtiyaç bile duymayacağız. Çünkü rüyaların büyük bir kısmı bilinçaltında yaşayamadığımız şeylerin yaşanmasına yönelik, kendini dengelemesine yönelik. Şimdi atıyorum anne yetim, baba şöyle, baba sorunlu, anne, çocuk ne yapsın? Belki de kendine bir portal açıyor. Mesele hepimiz portal açıyoruz zaten. Fakat bu portalları mevcut realitemizle entegre ve denge üzere kullanabiliyorsak bu bir anlam ifade ediyor. Hayal alemleri açıyor, niyetler alemleri açıyor. Ama marifet onu yasasına uygun kullanabilmek. Yani herkes işte Einstein öyle bir bilim kanalını açmış ve yakazaları diyelim, rüyaları diyelim, kendi şeyi arkadaki o portalı ona göre çalışıyor. Dolayısıyla bunu öyle mi anlamalıyız? Yani Einstein bu şekilde bir portal, insan yani tek boyutlu öyle bir boyut tabii, insan, açılmış tabii. Mı demeliyiz bunu? İşte manyetik alanlar aslında bu. Yani protonun ve elektronun
o dansında diyelim. Onu soracaktım zaten. Yani o spiral dansında işte protonun hızı işte 10 üzeri 24 öbürünün 10 üzeri 20 o aradaki noktada oluşan o ışığın farklı spektrumlarındaki o renklere ayrışması. Her rengin hikayesi aynı. Kaynak aynı ışık. Işık ve renkleri. Dolayısıyla biz hangi renkteysek ışığı o renk üzerinden algılıyoruz. Aslında hakikatiyle bilmiyoruz. Bulunduğumuz mevcut renge göre biliyoruz. Dolayısıyla biz bir şey yaptığımız anda aslında bu bütün renklere sirayet ediyor. Fakat o sirayet ettiği renkleri içinde bulunduğumuz rengin sınırlılığı içerisinde algılayamadığımız, tanımlayamadığımızı biliyoruz ama orayı tanımlayan ve orayla bağlantılı olan başka latifelerimiz ve esmalarımız da var. Sezgilerimiz var mesela. Feraset var mesela. Yani evet ben şu anda kırmızı renk skalasındayım. Yeşili görmüyorum ama biliyorum ki güneşin kaynağı kaynak güneş. O zaman kırmızının içinde de yeşil var. Veya yeşilin içinde de kırmızı var. Renkler birbiri içinde çünkü tek bir ışıktan geliyor. O zaman benim bedenim bir ışığın rengidir ama katman katman bedenlerin farklı farklı renklerdeki ışıklardır. Çünkü kaynak bir. Dolayısıyla benim fizik bedenim var, eterik bedenim var, astral bedenim var, zihinsel bedenim var, ilk dört bedenim var. Ve ilk dört bedenimi saran bir de kolektif beden var. Daha önceki programda da konuşmuştuk, isimlerini verdik ama biraz da hani ilk defa duyan için ya da anlamını bilmeyen için onları açabilir miyiz? Tabii. Hazır denk gelmişken o bedenlerin anlamlarını. Evet. Yani kırmızı rengin frekansı. Eterik. Tabii. Kozmik. Kırmızı renk işte kök çakra ve bedenle alakalıdır. Ve algıladığımız dünya ile alakalıdır. Et ve kemikle alakalıdır ama biraz daha latifleşir turuncuya. Yani cinsel menzilin veya o cinsel hormonların salgılandığı eterik bedene, düşünce bedene ki Merkür menzili olarak geçiyor. Bunların tabii renklerin yıldızla şeylerle, gezegenlerle, gezegenlerin insan psikolojisiyle, psikolojinin mitolojik görsel türevleriyle, hepsiyle bağlantısı var. Yani bir menzilde bir şey yaptığında diyor Muhittin Arabi, 24 menzile birden yansır. Yani siz şu anda bana bakıyorsunuz ama kafada bir sürü portallar var. Belki oraların birinde de yaşıyorsunuz fakat varlığınızın farkındalığı burada olduğu için orayı çok yakalayamıyorsunuz. Orada da varsınız aslında. Ve rüyada ne oluyor? Pıt oraya gidiyoruz, burası kayboluyor. Orayı asıl zannediyoruz. Dolayısıyla biz aslında bütün boyutlarda o boyutlar hakkındaki veriler oranında mevcuduz. Fakat mevcudiyetimizi burada tanımladığımız için sadece buradan ibaret zannediyoruz kendimizi. Halbuki hayalle bambaşka noktalara gidebiliyoruz. O zaman manyetik alanlar ışığın böyle ışıması, yani hani interskalar, ölçeklik, farklı farklı büyüklüklerdeki farklı ışık yoğunluklarındaki ölçeklik. Şu anda bu ışığın altında ben sizi böyle görüyorum ama ışık loşlaşsın, sizi farklı görürüm ve gördüğüm şeyin psikolojisiyle sizi yorumlamaya başlarım. Şu anda ben sizi Murat olarak görüyorum bu ışık altında. Mesela insanlar internetten baksınlar, şu anda değil de program bittikten sonra baksınlar, not alsınlar. Real face diye bir YouTube'da işte real face, gerçek yüzü. Onu ben not almıştım, soracaktım. Evet. Denk gelmişken de konuşalım onu. Ya sır ışıktadır aslında. Işık. Işık nur. Protonun. Bu bir site mi Real Face? Real Face şey, YouTube'dan. Bir aplikasyon mu? Tabii Real Face'i YouTube'dan yazdığınızda atıyorum biliyorsun. Angela Merkel'in fotoğrafını almış. İşte George Bush'un fotoğrafını almış. Efendim mesela Papa'nın fotoğrafını almış. İşte hatta bizim Cumhurbaşkanımızın bile fotoğrafı var. Böyle almış yani fotoğrafları almış insanların. Bu arada yönetmeni meşhur bulabiliyorsak Real Face YouTube'da varsa belki gösterebiliriz. Tabii, örneklerinden. Olabilir. Şimdi ne oluyor? Normal ışıkta o fotoğrafa baktığınızda adamın normal simasını görüyorsunuz. Fakat çok ilginç bir şey yapıyorlar. Ben bunlara defalarca kendi dünyamda ve farklı türevdeki çalışmalarda şahit olduğum için bunlar artık çok normal. Hani böyle anormal bir şey değil. Bir film izler gibi aslında. Işık kontrastını, bakın fotoğrafta şey yapmıyor, fotoğrafta değişiklik yapmıyor. Sadece ışığın yoğunluğunda, kontrastında, nasıl ki dolunay olduğunda biz farklı psikolojiye giriyoruz. Akşamları farklı bir psikoloji, sabahları farklı bir psikoloji. Yani farklı hormon sistemi çalışıyor ve farklı psikoloji, farklı görünümler. Aynen onun gibi ışık kontrası değişiyor ve kişinin atıyorum yanağını almış. Yanağı hafif büyütüyor. Işık kontrası, arkadaş bir bakıyorsun
Davut yıldızı var. Bir bakıyorsun şeytan boynuzunu çıkartmış. Gözler var. O var, bu var. Ben bunu aslında Cymatics konusunda anlatmıştım. Rockefeller'ın falan var. Onların yapılmıştı. Şimdi bakıyorsun ayette de, yani ayet varoluştaki realiteler noktasında da böyle bir şey var. Yani Cymatics konusu, sesin şekle dönüşmesi. Duyguların, düşüncelerin cildimizde, bedenimizde, toprak unsurunda forma bürünmesiyle alakalı ve siz o formu yakalıyorsunuz. Geçen mesela ben bir çalışmada arkadaşlar böyle alınlarını filan çekmişler, fotoğraf gönderdiler. İşte abi buna da bakar mısın, hocam buna da bakar mısın diye. E bir bakıyorsun orada kadın var, elinde bir şeyler var, şu var. Buradan hikayeler, bu nedir? Yani bu ne? Bu nasıl bir şey? Ne anlayacağız? Ne anlayacağız? Var olan potansiyelle ilgili yapmış olduğunuz yorumlar ve varlık okumaları eğer ki mevcut realiteyle uyum içerisinde ve onu geliştirmeye yönelikse bu kullanılabilir. Ama mevcut realiteye zarar veriyor ve alakası da yoksa o sadece halüsinasyon olur. Biz şu anda bile bu algıda, yani tek gerçekliğimiz bu mu? Murat Zurnacı'nın, Kubilay Aktaş'ın tek sureti bu mu? Lümen değiştiğinde, frekans değiştiğinde ne olacak? Niye biz her şeyi insan olarak düşünüyoruz ki? Niye biz her şeyi dünyevi olarak, dünyevi frekanslar altında düşünüyoruz? Çünkü burada olmak güvenli geliyor bize. Diğer taraflar korkutuyor. Çünkü oluşun farklı katmanlarındaki realiteleri biz ölüm olarak tanımladığımız için. Aslında ölüm diye bir şey yoktur. Oluş vardır sadece. Ölmek ve olmak aynıdır. Eğer siz mevcut realitenizin farklı bir skalasında, farklı hocam, bir... Hocam araya gireceğim. O yönetmenim o değil. Real face dediğimiz o estetik cerrahiden sonraki değil. Enerjisel. Hocam onu nasıl anlatalım? YouTube'daki Real Face ama Real Face. Oradakiler şey, sonradan yapılan estetik değişiklikler. Onlar değil. O değil. Papa'nın yüzünü ışık, almış mesela. Evet. Oradaki kontrast ayarlarını değiştiriyor ve orada bir şeyler çıkıyor. Biraz yani daha semboller çıkıyor. Hatta bazıları çok dehşet verici görüntüler oluyor. Tabii tabii, dehşet verici şeyler de var. Yani. Şey diyebilirsiniz belki. Atıyorum yani. Rockefeller yüzü Real Face dediğinizde de çıkabilir. Çünkü onu görmüştüm ben. Tabii. O şekilde de bakabilirsiniz. Ne oluyor? Hocam. Biz işte aynaya bakıyoruz. Loş ışıkta bakıyoruz mesela. Sır ışıktadır. Işığın farklı spektrumlarındaki yansımaların psikolojisi içerisinde kaybolursanız eğer ki o psikoloji sizin realiteniz olur. Ve biz şu anda dünyevi frekansın içerisinde kaybolduğumuz için bu dünya bizim realitemiz. Ama ölüm anında farklı bir skalaya, farklı bir ölçekliğe geçtiğimiz için bu dünya bir anda rüya gibi geliyor. Nasıl ki rüyanın frekansından çıktığımızda rüya yalan oluyorsa, dünyanın frekansından da çıktığımızda dünya yalan oluyor demesi boş ve anlamsız demek değildir tabii ki. Bilmiyorum ne diyeceksiniz. Hani şey vardır ya, o ilk insandan sonra insana kadar öldükten sonra orada kıyamet gününü beklerler. Sonra kalktıklarında sorarız ne kadardır buradasınız. Tabii. Ya bir gün ya aynen. Biraz daha fazla derler. Aynen. Yani o yukarıda da bahsettim ya, işte normalde dünyevi kafayla buradan orası kaç dakikadır? 5 dakikadır. Fakat frekans değiştiğinde, siz farklı bir nöronun denklemine düştüğünüzde, yani C'den C kareye çıktığınızda, C küp'e çıktığınızda, C üzeri 4'e çıktığınızda bakıyorsun sizin katınızda 1000 yıl, Rabbinin katında bir gün gibidir. Veya işte bir ayet vardı ya, zamanın farklı şeyle alakalı. Normalde 5 dakikalık gideceğiniz yol. Ah bak, gidiyorsun bitmiyor, 1 saat. Kenara çekilip ağlayacaksın yani neredeyse. Bu yol ne zaman bitecek diye. Şimdi bunlar nedir? Bunlar bizim varlık seviyemiz, ışığımızla, frekansımızla mevcut bulunduğumuz nefis mertebesi dediğimiz çakra düzlemimizle de bağlantılıdır. Yani her çakranın, her hormonun insan psikolojisine etkisi olduğu gibi o psikolojinin kendisine ait oluşturduğu hikayeler de vardır. Yani bir çocuğun psikolojisi, frekansı ve gördüğüyle bir yetişkinin gördüğü farklı. Mesela iPhone'larda öyle bir program vardı. Sadece 7 ile 11 yaş arasındaki çocuklar duyabiliyordu o sesi. Başka kimse duyamıyor mesela. Yani o varlık seviyesinde siz o şekilde şey yapıyorsunuz. O şekilde görüyorsunuz ve algılıyorsunuz. Yani algılardaki farklılıklar bizim tamamıyla ışığımızla alakalı. Aşağı menzillerdeyseniz aşağı menzillerin kanunları sizin için gerçektir. Orası sizi yönetir. Ama yukarı menzillere çıktığınızda o zaman aşağı gerçeklik sizin için artık
kullanılabilir olur ama tesirinde değilsinizdir. Bu tamamıyla vites değişikliği ile alakalı bir şey. Kendi küçük köyümüzden, kendi beden zihin algımızın ötesindeki büyük ülkelere gittiğimizde o zaman dünya sadece bir mahalle gibi bir şey olur yani. Koskoca dünya şu uzayda bir mahalle bile değildir yani. Dolayısıyla biz neyin davasını, neyin kafasını yaşıyoruz? Dünyanın kafasını yaşadığımız için dünya böyle. Ama uhrevi dediğimiz üst boyutların kafasını yaşasak o zaman dünya cennete dönüşebilir yani. Çünkü tohumun içindeyken çürürsün ama tohumun dışına çıktığında meyve verirsin. O zaman dünyanın içine saplanırsan, mevcut algının içerisini ilah edinirsen ve budur tek gerçek, diğerleri değildir dediğinde, tutunduğunda, işte cehenneme yaslandığında, kendi algına yaslandığında, onun için Müddessir suresini ey örtüsüne bürünen diyor, kalk uyar. Kalk uyar. Eski algısına kalk diyor, örtünü kaldır. Yani kendi algının ötesine geçmekle alakalı. Manyetik alanlar... Bu arada Rockefeller gelmiş ama bu Photoshop'la herhalde... Evet böyle... Son hali de var onun. Ya bunların... Şimdi bu tam olarak aslında... O şey değil, son bitmiş halinin dediğim bu değil. Sizin dediğiniz gibi biraz kontrast daha... Kontrast ayarlar yapılıyor ve simalarında birçok son bitmiş suretler, halini görebilir miyiz onu? Suretler çıkmaya başlıyor. Hı. Kabirde diyor... Kabirde. Kabir aslında bedenimizde. Yani kabir bedenimiz, zincirli kuyudaki kabir. Kabir olan bedenimizde yaptığımız işlere dair izler vardır. Bu da cymatics mantığını anlarsak, sesin nasıl şekle dönüştüğünü görebilirsek. Cymatics'i daha önceden göstermiştik değil mi? Tuz taneleri döküyorlardı ve ses verdiklerinde şekil nasıl değişiyordu? Düşünün bizim... Beynimizde de her an... Ha evet 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 bunun gibi kontrast yani ayarları yapılıyor. Evet kontrast ve herhalde zannedersem gölge tabii, benzeri tabii, gölge, ışıklarla oynadıkları ama fotoğrafla sizin hiç dediğiniz bak, bu değil. Oynamıyorlar. Bu fotoğrafla hiç oynamıyorlar. Fotoğrafın ışık açılarıyla oynuyorlar. Hı-hı. Ve zaten sır odur. Yani mesele ışığın açılarının bizde oluşturmuş olduğu psikolojiler. Sonra bir tarafa aldı. Tabii, yani tabii, diğer tarafı tabii. Da tamamladı. Tabii. Burnunun olduğu yere dikkat tabii. Ettiniz bak, mi? Çene kısmına bak mesela neler görmeye başlarsın. Bütün o görmüş olduğumuz semboller burada mevcut. Alnındaki o şeyleri görüyor musunuz mesela? Evet, İlgilenmiş olduğunu yani Rockefeller'da şu anda. Ha, Rockefeller'da görülen bu daha keskin hatlardır, şeytani hatlardır. Çünkü o madde ağırlıklı olduğu için, tecavüzcü ve firavun olduğu için anlatabildim mi? Hı hı. Ama ehli namus insanlarda, kanunu, yasayı gözeten insanlarda daha oval. Mesela onlarda daha böyle Tac Mahal gibi, böyle mabetler, şeyler var. Bu videoda sizin dediğiniz gibi hani resimde bir Photoshop müdahale değil. Hayır, hani şurayı ben karartayım, ürkütücü bir şey yapayım değil. Değil değil. Belli bu fotoğrafın kendisinin zoomlanması. Alınması. Şeylerde var, National Geography'de vardı değil mi? Hı-hı. Biliyorsun bir pas tanesini... Öyle bir büyütmüşler ki bakıyorsun sanki ülkeler var içinde, şehirler var. Öyle bir açı vermişler yani. Aynen bunu gibi biz bunu ya Arafat'ta... Tabii canım tabii. Bayağı şurada boynuz gibi. Normal otur izle gerçekliği. Bir boyuttaki gerçekliği Rockefeller'ın budur işte. İşte öldüğü zaman, beden öldüğü vakit o varlık skalasının ve spektrumunun frekansının içine düşecek. Ve orası o kişinin cenneti veya cehennemi olacak diyebiliriz. Yani bu beden elbisesinin oluşturduğu ikinci katman elbisenin içine düşüyoruz öldüğümüzde. Burada ne yazdıysak orada onu okuyoruz. Burada ne yaşamışsak orada iz düşümlerini görüyoruz. Bunlar bilim. Peki bunu... Bu realite yani. Şimdi burada bir teknik normal. Kullanıldı. Hı. Belli programlar kullanılmış hı. Falan. Biz o programı nereden yapıyoruz? Buradan belli frekans. Tabii. Biraz önce zaten ona girdik. Yukarıda konuştuğumuz bunlar da oldu. İlkel yöntemler. Bakın siz burada sadece görüntüsünü görüyorsunuz. Daha ferasetli, daha makinayı aşmış, yani insan kendi makinasını kullanabilen kişiler. Orada o şeklin hangi duygunun, o duygunun hangi düşüncenin, o düşüncenin hangi olay kaynaklı olduğunun hikayesini bile görür yani. Sima bir açılsa, bütün yaşamının hikayesini işte aç kitabını oku, kitabını oku. Normalde normal kafayla bu eline bak. Ama farklı bir bilinç noktasında bu eline baktığında oho burada ne simalar ne şeyler. Ayna da onun gibi. Ayna da onun gibi. Kısaca varlık böyle bir yanar dönerli bir şey. Yanar dönerli ve biz bu işte
neredeyiz şu anda? İstanbul'dayız, Mecidiyeköy. Ha, yani Mecidiyeköy ev arası, iş ev arası bu frekansta olduğumuz için. Kağıthane arası, 4 Levent diyor. Yani bu frekansta olduğumuz için, abi İstanbul dünya ne saçmalıyor bu adamlar, manyak mı neyin kafa? Ama dünyanın dediğim gibi biraz uzayın dışına farkındalığımız çıktığında bunu yaşayabiliriz derken şu anlamda söylüyorum. Bunu yaşatmayanlardan öte o yaşatmayanlara hep suçu atanlar da düşünsün. Yani insan kendisine de birazcık dönüp baksın. Yani Rockefeller böyle olmasaydı, Illuminati böyle olmasaydı, Batı bizimle uğraşmasaydı falan filan değil mesele sadece. Yani insan başına ne geldiyse kendi elleriyle işlediklerinden sorumluluğu alması lazım noktasında. Varlık seviyeniz neyse varlık size o şekilde görülür. Bunun dindeki ismi, öğretideki, kadim öğretideki ismi, kulum beni nasıl bilirse ben ona öyle muamele ederim. Kısaca varlık bir aynadır. Sizin bilincinize, varlık seviyenize göre şekillenir. Manyetik alana döndüğümüzde. Manyetik alan, giriş yaptık ona. Bu ışığın açılımındaki, ışığın sonsuz yayılımındaki ve açılımındaki, bir su damlasının düştüğü andaki yayılımındaki açıların, açıların bizde oluşturduğu hissedişler vardır. Yani bedeninizden böyle bir yumuşak rüzgar geçerken ne hissedersiniz? Diken battığında ne hissedersiniz? Ve diken battığı zamanki psikolojik hikayeniz nasıl olur? Yumuşak bir şey geçtiğindeki o algıyı hissederken ki, o realiteyi, o olguyu hissederken ki psikolojiniz nasıldır? İşte gerçekte fiiller vardır. Olmakta olan bir şey vardır. Olmakta olanı hisseden biz varız ve hissettiğimiz hakkında hikayeler oluşturan, kurgular oluşturan zihnimiz var. Ve biz bu kurgunun içinde hapsedilmişiz. Kurgunun kurbanıyız. İşte buna dünya denir. İşte buna nefsini ilah edineni, kendi kurgusunun içerisinde kaybolanı ve tek referansı o olanı gördün mü denir. O zaman kurgu duygusaldır fakat olgu bilimseldir. İşte bu gıcıklanılan nokta ne biliyor musun? Olaya duygusal bakma, şahsi olarak konuşacağım da ben şu anda şahsi olarak. Yani bizim etkilendiğimiz şey seni nasıl etkilemiyor? Benim tüylerim diken diken. Bizim bir ara şöyle olmuştu işte şey. Bir kayınvalide bir ara dedi. Ah dedi, bu Abdullah Öcalan'ı gördüğümde dedi tüylerim diken diken oluyor dedi. Çok dedi gıcıklanıyorum filan. Kızına da böyle yaptı dedi. Kızım sen de irkilsene yaptın. Şimdi hissedişlerimiz duygusalsa ne olur, bilimselse ne olur? Buradan şunu demek istiyorum. Bilimsel olduğunda realistsinizdir. Ama duygusal olduğunda kaybolabilirsiniz. Ve herkes sizin hassasiyetinizde ve duygusallığında olmayabilir. O zaman çatışırsınız. Ama gerçekte ne vardır? Gerçekte orada bir olgu vardır. Ve siz o olgunun derinlerine nüfuz edebilirseniz, o olguyu bulunduğu kurgudan da çıkartabilirsiniz. Onun için ben derslerde de bunun örneğini veriyorum. Yani atıyorum Abdullah Öcalan'la sen direkt siyasi olarak, Kürt, Türk olarak girersen, örnek veriyorum yani. Bunu bir örnek, umarım bu yanlış anlaşılmaz. O zaman çatışırsın. Ama Abdullah Öcalan'ın içindeki, en Firavun'un içindeki o çocuğu yakalayabilir. O çocuk acaba nerelerde yaşamında kısa devreler yaptı da bir Arif nazarıyla bakabilirsen, onun içindeki çocuğu çıkarttığında bambaşka bir şey olur. Yani onları, en kötü görünen şeyin bile derinliklerine indiğinde onu dönüştürme ihtimalin var. Fakat yüzeyde bir şey yapamıyorsun. İşte aynı bizim psikolojimiz de böyledir. Şimdi birileri bu örneği alıp da altına yorum yapmasın. Psikolojiden bahsediyorum. Geçen yeğenimle konuşurken biz onu, onunla ilgili düşüncemizi zaten biliyoruz. Tabii canım. Bu yani net. Tabii. Bir örnek. Çizelim. Aynen. Şimdi dedim ki sen dedim bilimsel mi bakıyorsun, duygusal mı bakıyorsun dedim. Bir baktı ki tamamıyla duygusal. Ve aslında bilinçaltını oluşturan o duygular tamamıyla bizim korkularımız kaynaklıdır. Bilimsel baktığımızda yani laboratuvarında asit de vardır, baz da vardır. Ama duygusal bir insan, hayır benim laboratuvarımda asit olmaz, her tarafın baz olması lazım. Her tarafın öyle bir şey, öyle bir lüksümüz yok. Çünkü asit ve baz bir orandır. İşte bilimsel bakış bir anlamıyla olguyu sadece olgu olarak görmek, onun üzerine herhangi bir kurgu oluşturmamaktır. Buna bir noktada artık etkilenmezsiniz yani. O şey artık sizi etkilemez. Şeytanın onlar üzerinde bir tesiri yoktur demek. Artık kamera şakası olduğunu bildiğinizde, bir yerde size kamera şakası yapılıyormuş, artık tuzağa düşmezsiniz değil mi?
Düşmezsiniz. Uyanıksınızdır. İşte varlığın da farklı farklı spektrumlarda farklı hikayeleri olduğunun ve her hikayenin kendi düşünce kalıbının olduğunun ve onu o düşünce kalıbında değerlendirip okumak gerektiğini bildiğimizde çiçekten ağaç olmasını, ağaçtan hayvan olmasını, hayvandan insan olmasını bekleyemeyiz. Onu o menzilde değerlendiririz. Ama mesele ortak noktada nedir dediğimizde ortak nokta hep aslında varoluşta hepimiz bir notayız. Kendi gerçek notamızı fark edebilirsek senfoniye katılabiliriz. Yani gerçekten ne olduğunu bilen bir insan ve yaşayan bir insan karşıdakine saygı duyabilir. Ama ne olduğunu bilmeyen karşıdakine aslında farklı, tatminiyet bambaşka bir şey. Tatminiyet, kişinin tatmin olmasıyla birlikte saygısı artar. Ama tatmin olmamış kişinin de saygısı olmamaya başlar. Ve tek bir tatminiyet vardır, evrensel bilince ulaşmaktır. Evrensel bilinç de nötr bir nazarla baktığımızda duygusallıktan çıkıp, o zaman duygularımız ne olur biliyor musunuz? Evrensel bilinçle baktığımızda kusmuk olan arabesk duygusallığımız sanata dönüşür. Duygularımızı kullanmaya başlarız. Karman çorman olan o zihnimiz zekaya dönüşür. Küçücük bir bölgeden ibaret olan o bedenimiz ise evrensel bilinçle baktığımızda evrene dönüşür. Beden evrene, duygular sanata, düşünceler ilhama, zihin yüksek bir zekaya dönüşür evrensel bilinç varsa. Ama duygusal zihindeysek o zaman bedenimiz, niye benim bedenim böyle? Onunki daha güzel, benimki daha şu, benimki daha böyle. Düşünceler, benim düşüncem böyle, onun düşüncesi öyle. Halbuki düşünceler kopuk kelimeler, bakın çok enteresan bir şey. Şimdi ben bir meale şey yaptım, çok etkilendim. Bunu söyleyebilir miyim? Size de gönderdim ya bir hocamızın mealini, İsmail Dinçer'in meali. Çok farklı bir bakış açısı. Şöyle ki, şimdi vasıtaya siz araba derseniz, vasıta kavramını veya araç kavramını arabayla sadece ilişkilendirirseniz, birisi bir gün der ki ya kalem de bir araçtır, yazmanın aracıdır. Kelam da bir araç, o zaman şirke düştün diyorsun bak adama. Yani bir şeyle sabitlediğin vakit ne oluyor? Çünkü bazı anlamlar farklı yere gidebilir. Aynen öyle. Şimdi mesela cami. Cami bizim için nedir? Ya bizim mahalledeki işte camimiz, yani işte katedral nasıl bir onların ibadet, havra nasılsa bizim de camimiz. Manevi. Halbuki cami demek cem olmak, toplanmaksa beynimdeki nöron ağları da cami oluyor. Bak biz de şu anda bir cami, cem olduk, toplandık, ama cem olma, toplanmayı sadece bir yer ile ilişkilendirirseniz ve sohbetin iki kelimenin cemmini, o zaman şirk olarak görebiliriz. Ne demek istiyorum? Dediğim şu, ilahi müziği duymuşsanız notalar yerli yerinde ve müziğe hizmet ediyor. Ama müziği duymadıysanız notaları oturtamadığınız gibi gürültü oluşturuyorsunuz. Ve bugün bak samimiyetle bir şey söylüyorum. Yani bunu dediğim nasıl anlaşılacak onu da bilmiyorum ama. Şimdi alttaki yorumları görüyorum da. Hayır, çünkü. Hayır, şuna var. Şimdi siz bir şey söylediğinizde ben bazen araya giriyorum ya, müdahale, ondan da tepki yaşıyorum ben, biliyorsunuz da. Dur. Çünkü alttaki yorumları tahmin edebiliyorum. Böyle bekliyorlar. Birisi şey yazmış, sana rağmen izledik. Tabii. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hayır, şu var, sizi tanıdığım için bazı söylediğim şeyin altına hocam şunu biraz daha açın diye girdiğimde bile tepki görüyorum bazen. O yüzden yani, siz bir başlayın bakalım, bir besmele çekerek. Eyvallah. Ben burada tamamıyla ontolojik ve fizik ve metafiziğin buluşmasındaki, yani biyoloji ve psikolojinin hissedişin buluşmasındaki bir realiteden bahsediyorum. Ama dini kavramlar, tabii ki geleneğin kavramlarını kullandığımızda böyle çok dindar mübarek bir adam falan, öyle değil. Bu tamamıyla bilimsel bir realitesiyle, yani buraya dokunduğumda burada ne oluyor, burada ne oluyor, burada ne oluyor? Bunların haritaları var. Ve buna dokunduğunda buradaki farklı tepki veriyor, buradaki farklı tepki veriyor. Çünkü şeyde olurdu, ben mesela moralde program yaparken gece 12'de yapardım, özellikle ki yönetim kurulu dinlemesin diye. Bir kelimeyi 5 tane farklı anlamda derdim ki bu hocaya yönelik, öbürü hocaya yönelik, öbürü öne, öbürü şuna, buna filan derken böyle. Ya herkesin memnun edeyim mevzusu. Yani çünkü hepsi kendi kulvarında haklı görüyor.
Ama şunu demek istiyorum. Şey var, vasıta ziyade işte bir de ters geliyorsa size direkt din dışı da tabii. Şey vasıta vardır. Sadece arabadır demek vasıta kavramına zulümdür. Ve böyle kişiler fanatik olmaya başlar ve fanatik insanlar tehlikelidir. Ve bugün okumuş olduğumuz öğretinin, kadim öğretinin, Kur'an'ın öğretinin kavramları o kadar indirgenmiş ki mealler de, hani ben bunu, benim haddime değil bunun şeyini söylemek ama bunu bir biyoloji olarak söyleyeyim. Ağaç eşittir yeşil demek ağaca zulümdür ve ağacın koku olduğunu, ağacın efendim oksijen verdiğini söyleyenleri siz din dışı ilan ederseniz, ne demek istediğimi anlatabiliyorum değil mi? Hocam arada sen bak. Bakıyorum da biraz önce verdiğimiz örnek dedik ya tepki. Onu zaten biz başında bir firavun başlığıyla açtınız. Tabii. İşte manyetik alanlar. Abdullah Öcalan mevzusuyla Abdullah Öcalan mevzusuyla ilgili tabii. Var. Bir bey göndermiş başka örnek yok muydu diye. Ha. Zaten başında siz bir firavun başlığıyla açtınız. Orada yani bir örnek girdiniz. Altını da çizdik. Yani. Bizim zaten duruşumuz da onunla ilgili düşüncelerimiz de zaten en büyük belli. Acımız yani ülkenin en büyük problemini temsil eden bir yanlış anlaşılma. Olarak, bir şey yok. Bir şey olarak söyleyeyim. Bu bir temsil. Lütfen artık insanlar bu temsillerin ne anlama geldiğini anlasınlar. Bu kadar böyle sınırlı, çerçeveli, işte o aslında münafık, o kafir, siz bilmiyorsunuz. Hayır, o İlluminati'nin adamı, o zıkkım. Örneğin başında da zaten tabii canım, bunu söyledik. Firavunvari bir örnek tabii, veriyorum dediniz aynen. Zaten. Ya geçen eğitimde de oldu. Yani cinsellikle ilgili bir örnek veriyorum. Bak bunu dedim, defalarca izledim ben. Viaport'ta biliyorsun. Hı-hı. Neyse. Oraya da girmeyeyim. O da çok yani maalesef. Şöyle şunu demek istiyorum. Hocam. Manyetik alanlar ne biliyor musun abi? Bu kadar farklı fikirlere tutunmuş insanlar o manyetik alanları devam ettiriyor. Yani ışık. Kök çakranın algıladığıyla cinsel çakranın algıladığıyla midenin algıladığıyla mutmainnin algıladığıyla yukarı menzillerin algıladığı bir değil. Hepsinin farklı algılayışları var. At gökyüzünü gri görür. Sürüngenler iki boyutlu görür. Peygamberler gökyüzünü açık boyutlarla görür. Peki hangisi gerçektir bunların? Yunus balığı da böyle görür. Hangisi gerçektir? Hepsi kendi gerçekliği içindedir. İnsanlar sayısınca evrenler ve alemler var. Manyetik alan ışığın yayılımındaki o renklerin bir noktadaki frekansları ve o frekansların bizler tarafından yorumlanmasıyla alemlerimiz ve boyutlarımız oluşmaya, açılmaya başlıyor. Ve biz de bir tanesine tutunuyoruz. Gerçek budur diyoruz. Ve aslında gerçekliğin farklı boyutlarına zulüm etmiş, dengesizlik etmiş oluyoruz. İnsan demek, bütün bu boyutlarda ve alemlerde seyredebilen, bir çocukla çocuk olabilen, geceyle gece olabilen, hepsini kendi denkleminde görüp, geceyi sadece gecede bırakmayıp, gecedekileri sadece gecede bırakmayıp, onun bir gündüzünün olduğunu da hatırlatan, gündüzü de sadece gündüzde bırakmayıp gündüzdekileri, bunun bir gecesinin olduğunu, gecenin ve gündüzün bir süreç olduğunu bildirebilen veya bilen kişiye insan denir. Bildirebilen kişiye de işte bildirici, öğretici. Peki hocam, şunu sorayım. Şu ana kadar anlattıklarımızdan yola çıkarak, farklı manyetik alanlar, farklı düşünce yapıları, farklı ruhsal, vitesler, hissedişler, durumlardan dolayı gördüğümüz şeyler yaşanabilir dediniz. Peki psikolojimiz, biyolojimizi nasıl görüyor? Yani hareketlerimiz, tabii, ağrı, mesela sızı. Mesela psikolojik durumunuz nasılsa biyolojinizi de öyle görmeye başlarsınız. Mesela psikolojik frekansınız sizin mide menzilindeyse, mülhime duygular, düşünceler, hangi duygudan bakıyorsanız gözlemciye göre evren şekilleniyor ya. Bedenimiz aslında bir evren. Yani hava nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun meselesi. Dolayısıyla iç göz, yani baskın olan frekansımıza göre biz kendimizi algılıyoruz. Mesela sen kendini bir insan olarak ve bir erkek olarak ve Müslüman Türk bir erkek olarak algılayabilirsin. Bu senin düşünce yapındır, bu sana öğretilmiş olan, bu sana yüklenmiş olan bir şeydir. Bir Yahudi de kendisini farklı olarak algılayabilir, onun realitesi onun. Fakat evrensel gerçekliğe çıktığımızda biz ne Türk'üz, ne şuyuz, ne buyuz. Biz aslında evrenin
Burada açılmış bir formuyuz. O da orada açılmış bir formu. Ama ikisi de birbirinden habersiz kendisinin evrensel gerçekliğini, varlık olma gerçekliğini bilmediği için çatışıyor. Kaynak ışık bir ama o kırmızı ışık sen yeşil ışıksın. Yeşiller kırmızılarla savaşıyor, kırmızılar yeşillerle savaşıyor. Doğru mu? Şu anda dünyanın durumu bu. Kaynak bu. Ve dikkat et ne oldu? Şu anda yeşiller kırmızı yerine geçti, kırmızılar da yeşiller yerine geçti. Doğru mu? Kutup değiştirdi. Ama ışığa bağlı olsaydık biz kırmızının içindeki sanatı alırdık. Yeşilin içindeki belki yaratıcı kavramı derken çalışma kavramını bir şeyi alırdık. Bunları meczederdik. Sağ lob, sol lob. Tek çıkıyor ama ikiye bölünüyor. Demek istediğimi anlatabildim mi? E şimdi bunlar bir kaynağını bilmezse, yani üçgenin tepesindeki o buluşturan noktayı, Rahman'ın Rahim'in kesişimindeki Allah, Celal'in Cemal'in kesim, Kemal, kış ve yazın kesim, baharı, bu zıtların cem olduğu veya merkez, o osilatör salınım var ya, o dengeli salınımı yaşamadığımızda o zaman savruluruz. O zaman müziği kaybederiz. Notada boğuluruz. Müziği kaybedip notada boğulmak demek aslında gürültü demektir. Ama müziği duyduğunuz zaman, bak İbrahim Tatlıses mesela müziği duyuyor. Nota çok şey yapmıyor. Biz müziği duyamıyoruz, ağırlıkta notadayız yani. E şimdi notada böyle mi dedi, şöyle mi dedi, şu mu dedi? Ya ruhunu bir anlasana. Bir saniye sen şu programı yargılamadan önce anlatılmak isteneni bir anlasana. Niye beni hemen bir etikete koymaya, bu adam aslında şucu, bu adam bucu, bucu şöyle. Niye böyle şeylerle insanlar birbirlerini yargılar? Olmamasına rağmen bir de. Olmaması. Niye yargılar biliyor musunuz? Çünkü nefisleri kendi korkudan, korku. Adama diyorum ki bak ben seni anlıyorum, gel. Gel diyorum, gel. Sen şeytan da olsan, melek de olsan gel. Benim laboratuvar geniş, sıkıntı yok. Ama sen... Bu arada unutmayın lafınızı, Trump da çıktı. Trump? Ha evet evet. Yine aynı şekilde o burun olduğu, burun kemiğinin olduğu yani, yerde yakınlaştırılmış. Aynen öyle tabii oralarda. Trump'ın. Evet. Yüzüklerin Efendisi filmini izliyorsunuz mesela. Yönetmenim çalışıyor içeride, devamlı buluyor resimleri. Aynen. Ya bu şuna benziyor, duygusallık şuna benziyor. Duygusallık ve fanatiklik ve kendi algısını ilah edinme meselesi. Fanatik ve hastalıklı insanlar çok tehlikelidir o açıdan. Notada boğulmuş insanlar, müziği duyamamış insanlar. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Biz Erzurum'da şeye giderdik. 93 yılında ben üniversitede ilk radyo programımı Erzurum'da yaptım. Radyoda Daş'taydım o zaman. Sinemaya giderdik biz. Şaka gibiydi ya. Murat nasıldı biliyor musun? Filmi izliyorsun ya, öpüşme sahnesi geliyor. Adam kamerayın önüne elini indiriyordu. Geri kaldırıyordu sonra böyle. Biz aman falan. Kapatıyordu, indiriyordu. Bu ne demek biliyor musun? Böyle düşünemezsin. Ne demek? Araç arabadır, bitti. Kalemi nasıl araç yaptın? Olmaz. Ben bilim adamlarına acıyorum biliyor musun? Acıyorum derken üzülüyorum şöyle. Şu yeni şeydi. Bir karikatür vardı orada, çok güzel bir şey var. Her şeyi biz böyle Kur'an'daki şeye bağlamaya çalışıyoruz ya. Ya Kur'an'ın mealinden biz okuyoruz. Suyunun suyunun suyu geliyor. Bir de meali yapan kişiye göre şey yapıyoruz. Onun ne derinlikleri var? Mealde bile abi, bazen meal... yazana göre bile yanlış gözünü seveyim yani. Orada bir kelimenin ne kadar derinliği var, sen o kelimeyi al. Oldu mu? Bir de şey de var zaten Kur'an-ı Kerim'de. O inen ayette Mekke'de, Medine'de nerede indi, hangi olaya göre indi, peki, öncesindeki ayet, sonrasındaki biz, ayet, bağlantı tabii. Bunlara göre bir anlam lazım. Bir de biz Kur'an deyince yatak odasındaki Musaf aklımıza geliyor. Kur'an. Duvara astığımız. Kur'an, o da Kur'an. Ama insan da Kur'an, kainat da Kur'an. Üç tane Kur'an. Üç Kur'an'ı cem edebilmek. Bir tarafta formülü var, bir tarafta faaliyeti var doğada, bir tarafta insandaki sağlıklı psikolojisi var, ruh. İnsan doğayı psikolojiye çeviriyor, sanata çeviriyor. Orada bir Efendimiz var, onu tabii, yaşayan var tabii. Bir de. Kur'an'ı yaşayan. İşte üçünü cem ettiği için aslında yani risaletiyle nübüvvetini, değil mi? Merkeziyle çeperini ilişkilendirmek bu şu demektir. Evet, ağaç yeşildir. Ağaç ayrıca oksijen de verir. Ağaç ayrıca karbondur. Ağaç ayrıca sincapların yuvasıdır. Ve ağaç ayrıca bir ressam için sanattır. Ama ağaç yeşildir. Hayır. Diğerlerine girmeyelim. O bizi şaşıttırıyor. Sapıttırabilir yani. Sapıttırabilir. O açıdan ağaç yeşildir diyen insanlar fitne oluşturuyorlar. Bak söylüyorum hocam, buradan. Bu programdan sonra gelecek bütün yorumları size göndereceğim. Ben uğraşamam. Fitne oluşturuyorlar. İnsanların kafasını karıştırıyorlar. Ağaç yeşildir diyen insanları dinlemeyin. Ağaç odundur diyen insanları dinleyin. Tavsiyem odur yani.
Çakralar. Biz çok mu ileri gidiyorum? Nasıl? Yok, biraz şey, aslında biraz böyle şey yo, yo. Anlatıyorum, heyecanla anlatıyorum hani ama dağılıyor gibi görünüyor ama aslında benzer. Kendi içinde bir bütünlüğü var. Var. Şimdi araya 5 dakikamız var. Tamam. Bir önceki programda, bu kadim bilgelik başlattığımız programda çakraları çok yüzeysel, sonlarına doğru bir girdik. Hormon sistemi. Şimdi 5 dakikamız var. Çakraya bir girelim. Nedir diye başlayalım. Peki, olur. Aradan sonra çakrayla devam edelim. Tamam. Peki. Başlayalım hocam. Şu anda mı? Ha, şu an. Çakra, yok, bir 5 dakikada nedir diye bir başlayalım. Hayır, çakra nedir? Ne anlayacağız? Tekerlek. Döngü. Çark. Doğum ve ölüm döngüsü. Karma. Yani başlangıç ve son aslında sonsuz bir süreçtir. Çakra tekerlek demektir. Döngüsellik. Bu çakralarımı açtım. Tabii, çakra açmak. Bu şu demek. Sonra üçüncü göz, kalp gözü oraya doğru insandır. Devam eder. Mikrokozmos insandır. Hı-hı. Makrokozmos evrendir veya tam tersini söyler tasavvuf ekol. İşte orası mikrodur, asıl makro budur. Aslında tohum ağaçla bağlantılıdır demek. Dolayısıyla tohumda ne varsa ağaçta o var. Meyvede ne varsa tohumda o var. Biri zahir, biri batın. Şimdi bedenimizdeki her bir hormon sisteminin lokalize olduğu bölgeler var. Yani işte böbrek üstü bezlerin şey yaptığı, kalbimizdeki timüsün, işte endokrin sistemlerinin, yani birçok sistem var. Yani buna Gurdjieff öğretisinde üzerimizde notalar var denir. Do, si, la, sol, fa, mi, re, işte safiye, marziye, aşağı doğru iner, emmare filan gibi. Varlık hangi hormon sisteminin, hangi faaliyetin içindeyseniz siz aslında ona göre şekillenmeye başlarsınız. Yani biyolojik bir unsurun psikolojiye, mesela eşyaların insan psikolojisine etkisi. Mesela siz bu PC bilgisayarları kullanıyorsanız otomatik olarak antivirüs programı kullanıyorsunuz değil mi? Hı hı. Mecbursunuz. Çünkü dışarıdan virüs saldırısı şey yapıyorsunuz. Ama ben size söyleyeyim, biz Mac'çi biraz olduğumuz için hani o şeyde. Mac'in işletim sistemi sağlam olduğu için dışarıdan bir saldırıya gerek yok. Dolayısıyla dışarıdan saldırı diye bir şey düşünmüyor Mac mantığında olan kişiler. Anlatabildim mi? Çünkü işletim sistemi sağlam. İşte işletim sistemi bilimsel, realite, varoluşsal, yani yeşili de kırmızıyı da ışık olarak görebilen kişiler çatışma içerisinde olmuyor. Buna dinde şeytanın onlar üzerine tesiri yoktur. İhlaslı kullar. İhlaslı kul demek ışık üzere renklere bakan insan demektir. Ama sen kırmızıdasın, yeşilin tabii kafasını kıracaksın, yeşil de senin kafanı kıracak. Çünkü ışık olduğunu bilmiyorlar. Dolayısıyla kullandığımız eşyaların bile bizim üzerimize tesiri. Mesela arabamızın yani. Arabanın motorunun düşük olmasıyla senin başarın arasında var mı bir ilişki yani? Şimdi var mı? Giydiğin kıyafetin rengiyle senin yaşamın arasında düşük olması derken arabanın şeyde denir ya, karakteri de çok yansıtır. Hani at, heybetli olması, arabanın heybetli olması o adamın karakteriyle de orantılı derler. Şimdi bunlar ne biliyor musun? Bunlar eşyalar üzerinden öğreniyoruz. Eğer sen böyle yaşam, mesela sen İstanbul şartlarındaki kaldırımlarda, bu karmaşada, anlatabiliyor muyum? Ben yurt dışında mesela kafa diniyor böyle meditatif. Aa, niye? Çünkü akıyor. Yol akıyor. Doğru mu? O kaldırımdan inip düştüm, tedirgin değilsin. Yani yürüyüşümüzün psikolojik olarak bir taklidini yapsam, enerjilerimiz nasıl yürüyor İstanbul'da onun taklidini yapsam korkarsın yani, o kadar. Bunu niçin söylüyorum biliyor musun? Bu psikoloji bizde nasıl bir algıyı ve nasıl bir tanımı doğuruyor? Nasıl bir tanımı doğuruyor? Yollar akabildiğinde veya bindiğin arabanın, mesela sen çok düşük motor şey, benim başarıya, hedefe ulaşmam için çok çalışmam lazım. Çok çalışmam. Oraya geçeyim, buraya geçeyim, şu yapayım, bu yapayım, o kaldırıma atlayayım, bu kaldırıma. Hadi hadi. Çünkü karmaşadan beslenen ve karmaşa üzerinden varlığı şey. Ama düzen olduğunda ne olur? Hayır. Başarıya ulaşmak, çok fazla da çalışmaya gerek yok. Dengeli çalışmaya gerek var. Bizde hep böyle o cumhur şeylerde var ya, yani eski dönem böyle şeylerde vardı işte. Çok çalışmalıyız, şöyle etmeliyiz. Bu ifrat. Hayır, çalıştığın, dinlenmelisin ve hayatı zevke dönüştürmelisin. Olaya çalışmak olarak değil, bir keyif, bir latife. Yani para kazan. Hayır, sevdiğin işi yap, para gelir. Evlenmeliyim. Hayır, aşık ol, evlilik yan ürünü olarak gelir. Yani sen Allah için ol, yani merkezi bilinçte ol. Evrensel bilinçliliğin içerisinde zaten diğerleri gelmeye başlar. Şu anda evrensel bilincimizi destekleyen ne var bizim? Destekleyen şeyler bile ne kadar kirletilmiş değil mi? O evrensel bilinci, o müziği duyduğumuzda biz aslında üst çakralara çıkmış oluyoruz.
Aşağı çakralar üst çakraya çıkmak içinken, yani beden dediğimiz bu tohum çatlayıp ruhu, bilinci doğuracakken, biz bedene tutunursak bir gün beden çürüyecek ve biz de o bedenle beraber çürüyebiliriz. Virgül koyalım hocam. Virgül. Çakralarla devam edelim. Güzel bir yere girdik. Olur. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aramız var. Sonrasında çakralar, arınmalara girelim hocam. Tamam. İkinci bölümde olur. De sonrasında hocam. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Evet sevgili seyirciler, aradan sonra sebep sonuç devam ediyor. Araştırmacı yazar Kubilay Aktaş hocamla beraberiz. Manyetik alanlar, kalp gözü, üçüncü göz diğer bir ifadeyle arınmaları konuşuyoruz. Hocam reklama girmeden önce çakralara girdik. Bir nedir diye başlattık. Onu konuşalım. Frekansları nasıl evet, görüyor, evet, nasıl algılıyor evet. Onlara. Aslında olayı hep şöyle düşünmek lazım. Girelim. Işık ve renkleri, güneş, prizma ve yedi renk. Bütün bu sistemin ismi Allah. Nereye dönerseniz onun yüzü oradadır. Sonsuz açılım ve yazılım. İç içe evrenler modeli. Bu geminin büyük sonsuzluk gemisi ismi Allah. Ve içinde belli rablikler, belli skalalar var. Belli mertebeler var. Yani beden kendi içinde farklı bir hikayesi ve algısı var. Yapmak istediği var. Düşünceler kendi içinde bir algısı ve şey var. Ona bağlı olarak oluşturduğumuz zihnimiz, egomuz zaten. Katman katman bedenlerden oluşuyoruz. Ve biz bunların içinde fark edeniz, fark eden içinde bulunduğu elbiseye tutunduğunda kendi gerçekliğini unutuyor. Ama elbisesi aracılığıyla kendini bilirse elbisesini aşıyor. Buna biz bir örnek, aktör ve rol. Aktör, rol aracılığıyla aktörlüğünü pekiştirirken, role tutunur kalırsa aktörlüğünü kaybediyor. O zaman roller varlık mertebeleridir ve çakralardır. Roller, aşağı rollerimiz kök çakra, beden, yukarı rollerimiz elbise yukarıda daha da latifleşmeye başlıyor, incelmeye ve boyutları genişlemeye başlıyor. Yani siz aşağıda taş bedenindeyken, yukarıda yavaş yavaş kuş bedenine çıkıyorsunuz. Daha yukarıda daha ışıktan daha parlak ve daha latif boyutlara doğru çıkıyorsunuz. Bu bizim varlığın bütün niteliklerinin veya yapısının bizde cem olması, toplanması mikrokozmos ve makrokozmos. Mesela kök çakramız ay menzilini temsil ederken aydaki duygulara, aydaki ışık yansımalarına göre duygularımız değişiyor. Dolunay'da mesela psikolojimiz nasıl, hilalde nasıl, 14'ünde nasıl? Işık, sır ışıktır. Allah göklerin ve yerin nurudur. Sır protonun ve elektronun dansıdır. Ve bu dansta oluşan varlığın içerisinde biz fark edeniz ama fark ettiğimiz alanlara tutunmuşuz. Mesela bir üst menzilimiz... Belli sınırda fark edebiliyoruz. Belli sınırda fark ediyoruz. Fakat da, kendi sınırımızı aşabilir miyiz? Peki o sınır da zaten yaratıcı. Allah koymuyor mu onu? Yani biz sadece varlığın bilebildiğimiz kadar, anlayabildiğimiz kadar, görebildiğimiz, duyabildiklerimizle sadece haşır neşiriz. Öyle değil mi? Çünkü tabii. Şey gibi değil mi? Dirilişte de onlara yeniden hani şimdi şurayı Allah'ın cemalini görmeden bahsederler cennette. Hmm. Ne diyor orada? Yeniden bir işte göz verecek. Yeni bir yaratılışla yaratılacak. Yani şu beden değil, bu göz onu görmüyor ya da bu kulak onu duymuyor. O anlama gelmiyor mu o bahsettiğin şimdi şey? Şimdi insan zihninin şöyle bir özelliği vardır. O sınır Allah her şeyi koymuyor. Her şeyi kişiselleştirir. Çünkü zihin kişisellikten, zaman ve mekandan anlar. Mesela bu da Nirvana derken bir deneyimden bahseder. Ve veya işte birisi Tanrı bir deneyim, tanrısal bir deneyimin içindedir. Fakat biz Tanrı'yı kişiselleştiririz. Onu mitolojik sakallığı yukarıda bir şeye çeviririz. Bazı inanışlardaki. Şimdi yer çekimi bir kanundur. Ve bu kanun vardır. Ama zihin bunu kim koydu? Yani
Sonsuzluk olgusunu zamana ve mekana indirdiğinizde kimliklere büründürürsünüz. Fakat gerçekte varlığın bir kimliği yoktur. Oluşu vardır. Kimlikler sadece zihinde vardır. Bakın şöyle düşünün. Doğada sadece fiiller vardır. İsimler yoktur. Biz ona taş deriz, ona ağaç deriz, ona kuş deriz. Halbuki doğasal bütünlüğü içerisinde o sonsuz bir uzamdır ve faaliyettir ve fiildir. Ama biz bu sonsuz uzama yetişemediğimiz için onu bölümlere ayırırız, isimlere. Ve isimlerle varlığı böleriz. Fukuoka isminde bir adam var. Doğal Tarımın Yolu kitabında diyor ki, bilimin yaptığı hata, aslında zihnin yaptığı hata, bu bilimsel tutum başka bir şeydi. Az önce bahsettiğim bilimsel tutum değil. Bilimin yaptığı şudur diyor. Bütünden diyor bir parça alır, parça kopartır ve o parça üzerinden bütünü yargılar. İnsan eşittir göz dediğinizde karaciğer görmüyorsa demek ki o insan değildir. Kulak da duymuyorsa o insan değildir. İndirdin mi insanı? Buradan nereye gelmek istiyorum? Biz varlığı, kanunları kendi bütünselliğinde görmeyip onu kişiselleştiriyoruz. İşte onu kim koydu, onu kim yaptı? Çünkü biz hep öyleyiz ya, başlangıcımız var, sonumuz var. Çünkü akıl başlangıç ve sonla bilebilir. Ama sezgi nedir, ruh nedir? Bu bir şey değildir, bu varoluşunuzun realitesidir. Kimlik olarak bir şey değildir. Ve siz sezgi boyutuna çıktığınızda ne olursunuz biliyor musunuz? Şu anda Murat Zurnacı ne der biliyor musun? Kubilay Aktaş ne der? Sezgi boyutu. Sonsuzdan beri buradaydım, hep buradaydım. Hiç yoktum, hep vardım. Hep vardım, hiç olmadım. Gibi zamanın ve mekanın düştüğü ama saf farkındalığın olduğu düzlemde adınız, isminiz, cisminiz aşağıda kalmıştır. Bütün itikatlarınız, şeyiniz aşağıda kalmıştır. Realite, işte bu realiteye biz tanrısal, ilahi bir vecd diyoruz. Ve nihayetinde varlığın süzüldüğü ve nirvana zirve yaptığı, meyvesini, kokusunu verdiği yer burası. Bu. Bu olduğunda bütün renkler anlam kazanıyor. Ama bu yokken, yani müziği duyamıyorsanız notalar bozuk. Bütün filmin ana temasını bilmiyorsanız, o zaman karelere dair anlık sorular sorarsınız ve kareleri birbiriyle karıştırırsınız. Bizim şüphelenmemiz neyden? Çünkü tehdit unsuru olarak görüyoruz. Çünkü bütünü duymadık. Fakat bütünü fark ettiğimizde o bizim için tehdit değildir. Değerlendirilebilecek bir unsurdur sadece. Yani benim laboratuvarımda asit de olması lazım, baz da olması lazım. Çünkü burası laboratuvar. Ama ben baz takıntılıysam asite düşman olurum. Niye baz takıntılıyım? Çünkü laboratuvarı bilmiyorum. Laboratuvarda sadece bir bazım. Bu varoluşun sonsuzluğu bendeyken ben kendimi sadece insan olarak tanımlıyorsam, insanlığı da sadece bedene indirgemişsem, dine şuna buna buna indirgemişsem, halbuki insan demek gerçek anlamda bütün evrenler, boyutlar, skalalar içerisinde var olma bilincinde ve şuurunda olan demektir. Biz hayalden bahsetmiyoruz. Peki hocam. Bakın bu hayal değil. Şunu sorayım. Bu bir fantazi de değil. Bunu unutmayın kaldığınız yere. Dedi ki biz bedene indirgersek, dine indirgersek, şimdi bununla da ilgili belki tepkiler gelecek ama ben bunu kendi din derken kendi olarak, itikadımız, kendi anlayışımız, kendi yolumuz. Yoksa açalım. Allah katında din İslam'dır. Tabii onu açalım bütün, çünkü oradan biz tepki bütün görmek istemiyorum. İşte kavramlar, din deyince sadece aklımıza onu biraz açalım din. Şundan dolayı çünkü hani elhamdülillah Müslümanım, Kur'an-ı Kerim'de de ayette diyor ki ben insanları ve cinleri işte bana kulluk etsin diye yarattım. Burada bir kulluk, bir mükellefiyet var. Evet. Evet. Dolayısıyla biz aslında nasıl açacağım bunu? Onu da işte doğru cümleyi de kullanayım. Söyleyeyim mi? Hani insanız. Evet. Hani oradaki boyut, oradaki alem, oradaki işte insan çıkıp işte alttaki o insanı bırakmamız, din de orada, o da orada diye açtınız ya biraz. O bu ayete biraz aslında çelişkili şöyle gibi bakıyor. Yok. Şöyle demek istiyorum, anlatmaya çalıştım şu. Ben lütfen anlatabildim kavramları, hocam demek istediğim. Kavramları ve kelimeleri kendi algıladığımız şeyde değil, kendi tanımlarımız çerçevesinde tehlikeli değil. Tehlikeli biraz. Yani işte oluşuyor. İşte bu Erzurum'da izlenen o film vardı ya, ben Yüzüklerin Efendisi'nde oradaki o karanlık sahneyi de izliyorum, aydınlık sahneyi de izliyorum. Senarist ve yazar noktasından baktığında. Ama sen duygusal bakarsan, o zaman karanlığın aydınlığı, aydınlığın karanlığı doğurduğunu bilmediğin için bunları sibernetik dengeye getiremezsin. Ben burada insan derken sureta insandan bahsetmiyorum.
Hazreti insan dediğimiz bilinç noktasına çıktığımızda bütün yollar aslında tek bir merkeze bağlı. İşte yolların birliğinin ve yolların birbiri içinde birbirini gösterdiğinin farkındalığının ismi dinde İslam, sibernetik, holografik ayıralım bir diye ben girdim bilinçtir aslında. Tabii ki. İşte kavramlardan kaynaklı, yani vasıta arabadır, trene vasıta diyeni çıkarmak lazım. Ağaç dediğimiz şey yeşildir, lütfen ağaca odun muamelesi yapmayın demek de tek bir kavramı, tek bir algı. Bu bizi ne yapar? Bu bizi hastalandırır. İşte şirk, şirket oluşturma, yani o şeyleri kopuk olarak değerlendirme, holografik ve sibernetik bütünlüğünde okuyamama bizi bir fanatikleştirir, hastalandırır ve çok tehlikeli noktalara şey yapar. Tehdit unsuru olarak görürüz her şeyi. İnsan derken biz insan mıyız? Çok pardon, biz insan mıyız? Veya bu dünyadakiler insan mı? Biz bu dünyadakiler daha insan görmedi. Bu dünyaya daha çok az insan geldi bu dünyaya. İnsan olmaya doğru evriliyoruz, tekamül ediyoruz. Şu anda dünya insan mı? Çok normal bir yerde mi yaşıyoruz? Çok normal mi düşünüyoruz? Zihnimizin içine girelim bir bakalım. Ne hastalıklar, ne sakatlıklar, ne neden bahsediyoruz biz ya? Şakayız. Basit bir şekilde şakayız. Kozmik bir virüs, kozmik bir şaka, kozmik bir hastalık. Ve bu hastalık ilginçtir ki mucizeler yaratabiliyor. Burası da enteresan bir şey. Öyle diyor. Allah'ın diyor bütün projeleri mükemmel ama diyor bu insanda bir sorun var. İşte bütün çözümler demeyelim de bütüne ulaşma bu mekri ilahidir. Yani insanın böyle bir doğasının olması onun peki karşılığı ne? Yani insanda tabii ki de yaratılış mükemmel. Hani o şeye girdiğimizde biyolojik olarak mükemmel ama psikolojik altında, olarak bak bakalım. O bak. Anlamda hayır, o da şu olabilir mi? Zaten bir mükellefiyet olduğu için nefsimiz var. Onun dışında işte vesvesesi var, başka şeyler var. Dolayısıyla mücadele var ve bir sınav var sonuçta. Ya ben sana sadece basit bir şey söyleyeyim. Şeytan da buraya otursa, melek de buraya otursa, ikisi de buraya otursa, nötr bir nazarla ikisini de sakin bir şekilde dinleyebilir misin? Şeytanı kendi dünyasında, meleği de kendi dünyasında algılayıp ve anlayabilip, şeytanın içindeki meleği veya karanlığın içindeki aydınlığı, aydınlığın içindeki karanlığı birbiriyle buluşturup onları loş ve bütüncül bir iklime ulaştırabilir misin? Peki hocam şunu sorayım. Yoksa fanatik bir şekilde... Onu sordunuz, peki şunu sorayım. O, yani her karanlığın içinde bir aydınlık var mı? Dediniz ya şeytanın içindeki aydınlığı görebilir miyiz? O karanlığın içinde aydınlık var mı peki kesin? Şöyle, mesela Risale-i Nur'da şöyle bir şey var. Atıyorum şeytan bahsediyoruz. Mesela o karanlık şeytan karanlığında aydınlık var mı? Şimdi aydınlık dediğimiz o bir şeye işaret ediyor. Yani bir şey yapıyor. O da boşuna yaratılmamış demek istiyorum. Hastalık var. Hastalık şifaya aracılık ediyor. Orada bir zahmet var. Rahmete aracılık ediyor. Karanlık olmasaydı aydınlıkları bilemezdik. Manası şu anlamda. Varlık kendi skalası içerisinde bütündür. Fakat insan bir noktaya tutunur. Aslında tutunduğu noktadır karanlık. Gerçek aydınlık şeylerin birbiriyle olan ilişkisini gördüğümüzdeki aydınlanmadır. Mesele aydınlık karanlık değildir. Mesele çamurlu toprağın nasıl meyve verdiğini, o meyvenin o çamurlu toprakla olan ilişkisini okuyup çamurlu toprağı yerinde kullanmak, meyveyi ise yerinde kullanmakla alakalıdır. Süleyman şeytanları da kullanıyordu. Peygamber aleyhisselam diyor şeytanım artık bana tesir etmiyor. O zaman şeytan bizim öfkemiz ve şehvetimizdir psikolojik olarak. Eğer siz öfkenizi, o bilinçsiz enerjinizi, öfke olarak ifade edilen o enerjiyi bilinçle kullanabilirseniz öfkeniz sevgiye dönüşebilir. Şehvetiniz bilinçsizce ziyan ettiğiniz, zina ettiğiniz, harcadığınız enerjinizdir. Ama onu bilinçli bir şekilde şefkate dönüştürebilirsiniz. İşte benim şehvetim diyor Peygamber aleyhisselam namaza dönüştü. Şehvet bir güçtür. Aynı şekilde öfke de bir güçtür. Aşağı çakralarda öfke ve şehvet olarak görülen şey bilinçle yukarıya çıktığında sevgi ve şefkat olarak eylemde bulunabilir. Dolayısıyla şu varlıkta virüsü çek seyreyle gümbürtüyü.
Varlık kendi içinde bütündür. Ama bu şu demek değildir. Bataklık ve lotus. İkisi de hakkın gerekli gördüğü ve şey. Ama bu şu demek değildir bak. Biz burada kısa devre yapıyoruz. O zaman bataklığa gidelim, elimizi yüzümüzü yıkayalım, içine girelim. Onun için değil ki o. Bataklıkta lotus yetiştirdi. Şu beden bağırsağında ne düşünceler çıkıyor? Şu düşüncelerden ne evrenler doğuyor? O zaman bir tanesini çekse gele gümbürtüyü. Hikmetsiz olan hiçbir şey yok. Varlık birbiriyle sibernetik, holografik bir ilişki ve bütünlük içerisindedir. İnsan bu holografinin müziğini ve senfonisini duyana denir. Deccal ise notalar arasında bozuşmalar yapıp akordu bozana denir. Notalarda boğulanlar... Soruları sorayım mı hocam? Gelen sorulardan. Ben çok heyecanlanıyorum ya anlatırken. Nöbet geliyor biliyor musun böyle? Sen soru atıyorsun burada ben bak. Hocam benim hassasiyetimi zaten tanıyorsun, biliyorsun. Beni de bilen biliyor. Seni de ne bilen demek istediğimi biliyor. Bilen biliyor. Aynı fikirde olduğumuz ortak noktalarımız ontoloji var. Ontoloji bakıyoruz. Başka bir şey ama ben biraz da açma derdindeyim. Biraz daha iyi anlaşılsın anlamında. Sakiniz yani. Mekke Medine ve Ümre'yi oradaki enerjiyi anlatabilir mi diye sormuş Nazire Bahçıvan Sevinmiş. Mekke Medine'deki neyi? Mekke Medine. Tabii orada bir manyetik alan var ya ve orada Ümre'ye gidildiğinde oradaki bir enerji var, bir manyetik alan var. Onu anlatabilir mi diye sormuş. Tabii. Yine Emrah Göktepe. Sorum. Buradan selam gönderirim. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Çok net bir soru. Bir yere gitmiyoruz. Instagram'dan da bazı sorular var. Sadece onları da soracağım. Özelden de gelen sorular sadece var. Sadece gitme eyleminde kal ve güven. Nereye sorusu? Nereye gidiyoruz? Çabuk söyleyin. Nereye? Bir sonsuzlukta dans ediyoruz ve güvenin, kesinlikle ve kesinlikle güvenin bu ilahi bir dans. Hı hı. Emine Düm gönderdi, epifiz bezi nasıl açılır onu soruyor. Sonra mı söyleyelim? Neden çok merak ediliyor bu? Çünkü sıkıldık. Mecidiyeköy'den İstanbul, dünyadan sıkıldık, bedenden sıkıldık. Kendimize yeni maceralar açmak istiyoruz. Hocam bu çok güzel bir cevap. Kesinlikle. Trafikten, kendimizden sıkıldık. Ne olur başka bir şey. Açalım gidelim mi diyoruz. Var ki, var ki istiyoruz. Ve bunlar aslında dua biliyor musun? Cırmalıyoruz öbür tarafa. Bedenimi her gün oradan oraya taşıyorum, oradan oraya gidiyorum, yediriyorum. Bazen öyle zulüm atıyorum. Uykusu geldi uyutacaksın, yemek geldi yiyeceksin. Ya bedeni, bunu dansa dönüştürebilir miyiz? Evet. Bu bir noktada bir üst boyuta çıktığınızda alt boyut daha rahat akmaya başlıyor. Ama alt boyuttaysanız sıkışıyorsun. Ben bunu şuna benzetiyorum. Odanın içinde sıkışmış kalmış, dışarıyı hiç görmemiş bir insan ne der biliyor musun? Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, ne yapacağım? Doğru mu? Hı-hı. Ama hayatın içine girdiğinizde, ama hayat Mecidiyeköy hayatı, İstanbul hayatı değil ha. Doğa, varoluşun, ritmine ve ruhuna, güneşin, ayın, yıldızların, vecdine ve aşkına girdiğinizde, onun için permakültür çok önemli. Oraya girdiğinizde ne olur biliyor musunuz? Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum sorusunu sormazsınız. Sonsuz bir iman, yani güven ve memnuniyet vardır. Ve nereye gidiyorsak iyi ki gidiyoruzdur. Ve nereden geldiysek iyi ki gelmişizdir. Ve kimse bunun sahibi dediğimiz şey gayba imandır. Yani gayba iman. Bak, şöyle söyleyeyim. Sesi hangi elim çıkarıyor? Şimdi herkese sağ eli çıkarıyor, sol eli. Hayır canım olur mu? İki eli birden çıkarıyor. Kimse daha çok bilenler ses yok ki falan. Siz bununla uğraşa durun. Siz bununla uğraşa durun. Zihin bunu çöze dursun. Arif diyor. Dansçı, büyük dansçı. Müziği duydu, çoktan dansa başladı diyor. Sen hala sor. Sağ elin mi çıkarıyor, sol elin mi çıkarıyor? O mu koydu, bu mu koydu, niye gel? Hayat gidiyor hayat. Hayat muazzam o... Vecdinde ve aşkında, seremonisinde büyük patlamasının o kozmik orgazm, biyolojide yaşadığımız orgazm, yani orogonit enerjisi, yani organların enerjisi, kozmosda büyük vecde dönüştüğünde siz evren olduğunuzda sizin isminiz, cisminiz, ülkeniz, sonsuzluğu izleyen bir gözsünüzdür. Göz, göz, nazar, basir ve bu vecdir, bu Allahu Ekber'dir. Bu sonsuzluğa dans etmektir ve bunun hani neresini tanımlayabilirsin? Tanımlamak için zamanın, mekanın.
O tanımlar her şeyi hakkıyla ama orası tanımlanmaz. Orayı yakalayamazsın. Lao Tzu öyle söylüyor. Kelebeği yakalayamazsın. Yakalasan bile kelebek değildir o diyor. Uçma fiili kaybolduktan sonra onu kelebek demeyiz diyor. Mesele oradaki o uçuşu, mesele oradaki o vecdi ve aşkı yakalayabilmek. Ne oldu? Şeye giriyorum. KJ'ye giriyoruz. Konuyla ilgili bir şey bulamadım. Arkadaşlar bana bir sakinleştirin. İnsan psikolojisi KJ'siyle devam ediyoruz hocam. Hocam, üçüncü göz, kalp gözü çok konuşulan kelimeler, merak edilen. Üçüncü gözümü açtım. Kalp gözümü açtım. Evet. Yani şöyle. Ne anlayacağız? Ne demek? Biraz işte, da buna girelim. Hani bu besmelenin B'si altındaki nokta var ya, o noktanın titreşimiyle bütün evrenler, o protonun, elektronun dansıyla bütün evrenler, ışığın dansıyla evrenler doğuyor ya işte. Ve bu doğuşun bir başlangıcı yok, bir sonu da yok. Ve niyesi de yok yani. Niyesi de yok. Bilmek, bilinebilmek, yani yaşamak, yaşarsın ve bilirsin. Bunu sorularla cevaplayamazsın. Bu pineal bez, besmelenin B'si altındaki nokta, nunda yukarıya çıktığında E eşit MC iken M nasıl görülür? C kare iken nasıl görülür? C küpken nasıl görülür? C üzeri 4 iken nasıl görülür? Bizim titreşimimiz ve farkındalığımız, salınımımız o pineal bezimizin veya o noktanın aşağı mertebelere yansımasıyla alakalı. Hani bununla ilgili işte kireçlenmeler oluyor. Yani cehenneme yaslanmalar, taşlaşmalar diyebiliriz biz buna. Varlığı sadece işte bu skaladan görmeler, taşlaşmalar. Ama onun etrafındaki o taşları kırdığımızda, yani algılarımızın ötesine çıkabilecek zekada, cesarette ve aşkta olduğumuzda mevcut gerçekliğin sadece burayla sınırlı olmadığını, onun bağlantılarını görmeye başlıyorsunuz. Aa, bataklık lotusla bağlantılı. Lotus oraya gelen ışıkla bağlantılı. Meğerse bunlar hepsi bir dans içindeymiş. Fakat ben bataklığa girmekle bataklığa zulmetmişim, onu doğru kullanamamışım. Ateşle elimi yakmakla ateşe zulmetmişim, kendime zulmetmişim. Ateşi yerinde kullanamamışım. Esas üçüncü göz, idrak, bilinç ve şeyleri hikmetiyle kullanabilme sanatıdır. İşte biz bunu yakında vereceğiz, bu eğitimler çalışıyorduk. Kadim cinsellik ve ölüm. Kadim cinsellik sanatı ve ölüm. Yani cinsel enerjiyi nasıl tinselliğe çıkartabiliriz? Bedensel hazzı nasıl ruhsal lezzete ve vecde çıkartabiliriz? O zaman pineal bezimizin şimdiki Illuminati tarafından programlanmış olan o frekansını nasıl olur da vasıta arabadır diyeni nasıl da her şey bir vasıta olabilir bilincine çıkartabiliriz? Bu bizim seyri sülûğumuzdur, yolculuğumuzdur. İnsan olma bu sürecin ismidir. İnsan olma hepsini kendi merhalesinde değerlendirebilme ve okuyabilme sanatıdır aslında. Az önce böyle ekstrem örnekleri özellikle veriyorum. Çünkü bu toplumun haritası belli. Hangi kelimeyi kullandığında nasıl tepki alacağını biliyorsun. Hangi bakış açısından baktığında ne olacağını biliyorsun. Bilinçaltı haritası belli olduğu için dışarıdan adam oraya öyle bir program koyar, tepki yeme. Bu otomatik etki tepki noktası pinealimizin çok düşük olduğunu gösterir. Ben şu anda şurada bir şey söylesem binlerce kişi alkışlar, evet doğru söylüyor der. Fakat aynı şeyi farklı bir literatürden ve dilden, Budist dilinden söylesem, pagan dilinden söylesem kapıya dayanır. O zaman var ya burayı basar yani şey yaparlar, yorumlardan biliyoruz. Yani bu neye benziyor biliyor musun? Pagan'ın elinde de altın var, İsevi'nin elinde de altın var, Yahudi'nin elinde de altın var. Ellerindekilerin ne olduğunu bilmedikleri için onun elindekinin ne olduğunu da bilmiyor. Halbuki pineal bezimiz dediğimiz varlık algılımız ve anlayışımız, idrakimiz ışık seviyesine çıktığında renklerin ışıktan ayrı olmadığını, ışığın halleri olduğunu fark ettiğimizde o zaman o renkleri yerli yerinde kullanabiliriz. O zaman sen kırmızı ışığa kırmızıyla gitmezsin, kırmızının içindeki yeşili, yeşilin içindeki kırmızıyı gösterirsin ki bu simyadır aslında. Bu dönüştürmektir.
dönüşür mü enerjiler? Arif'in elinde dönüşür kesinlikle. Ama bir alimin elinde dönüşür mü? Alim kendi bildiğiyle bildiği için, kendi bildiğinin dışındakileri de yok saydığı için o zaman toprağı yok etmek lazım. Çünkü biz meyveyi istiyoruz. Hani öyle öyle zihniyet var. Uçağı seviyoruz ama kanatları olmasa daha iyi olmaz mı? Seni seviyorum Murat ama günahların olmasa daha iyi olmaz mı? Birisi dedi, günahlarım olmasa ben de olmam. O günahlar bana tecrübe verdi. Günahlarım olmasa ve o günahlardan tecrübe edinip tövbe etmesem, yani bilinç, onlar olmaz. Gübre olmadan çiçeğin kokusu olur mu? Karanlık olmadan aydınlık olur mu? Pineal bez dediğimiz hepsini kendi skala, yani filmi bütünden görmenin ismi kalp gözünün açılmasıdır. Ama bir karede boğulmak 93 yılında öyleydi yani. Filmi indiriyordu yani adam. Ya bir saniye o peki, filmi bütünmüş. Belli ön çalışma, belli ritüel ya da başka ritüeller bir şey. Bahanedir. Zikir. Ritüeller bahanedir. Bu neye benziyor? Açılmasıyla ilgili tabii. Var mı? Var, neler? Var. Şöyle söyleyebildiklerimiz en azından. Şöyle sizden. Söyleyeyim. Diyorum ki abi hemen gel diyorum, parka gidelim diyorum, oyun oynayacağız. Tamam, hemen gidelim parka gidelim diyorum sana. Sen diyorsun ki ama bir dakika, park senin için o kadar kutsal ki. Bir dakika dişlerimi fırçalamadım ki. Bir dakika saçımı şey yapmadım ki. Bir dakika parka gideceğim ama. Ya bu ne biliyor musun? Bu aslında o kadar zor değil demek istiyorum. O kadar zor değil. Fakat onu zorlaştıran bir sürü gerekliliklerimiz var. Ben bunu şuna benzerim. Cesaretimiz olmadığı için bu kadar çok şeye ihtiyaç duyuyoruz. Hani birisi diyor ki aydınlanmam için diyor ne yapmam gerek diyor. Zat da kendisine diyor ki kendine nasıl bir oyun oynamış olmalısın ki diyor aydınlanmamak için. Aydınlanmaktan korktuğun için kendine nasıl bir oyun oynamış olmalısın ki, önce o oyunun farkına var. Ne demek istiyorum? Diyorum ki bu bizim aslında kendi doğamız. Fakat bu kendi doğamıza ulaşmak noktasında cesaretimiz olmadığı için o duygumuzu körelttik. Ve aslında o duyguya ulaşmak için yaptığımız her şeyde onu hala öteliyoruz. Hala öteliyoruz. Hani Hazreti Mevlana anlatıyor işte, şiir yazıyor. Ey sevgilim gelsen de cemalini görsem, aşkından kendinden geçsem, o bakışlarınla beni şöyle olsa böyle olsa filan. Sevgili geliyor, kapıyı çalıyor. Selamun aleyküm, ben senin sevgilim. Sevgiliye bakıyor, gitmeyecek ya oraya. Tekrardan dönüyor. Ey sevgilim gelsen de cemalini görsem. Yazmaya alışmışız. Yaşamaya değil. Düşünmeye alışmışız. Oluşun bütünselliğine değil. Felsefeye alışmışız. Bilgeliğe değil. Kısaca bunun bir şeyi var da onu işte. Bedensel tanımlar ama bilişsel realite büyük bir cesaret, ölmeden önce ölmek. Bilimsel baktığınızda o kadar korkmuyorsunuz. Ve üzülme. Mesela ben çocuğumu korku tüneline şey yaptım böyle. Korku, baba işte girmek istiyorum korku tüneline. Tamam ama bak korkmayın. Oradakiler teneke, ışık oyunları, anladın? Kurgu böyle yani. Burası böyle. Tamam baba korkmayacağım falan. Ama içeri bir girdik. Bir anda baba. Nasıl olduysa orada böyle enteresan bir şey. Bir anda her şey durdu. Işıklar dedim, bunlardan mı korkuyorsun dedim ya. Bu dedim bak, bu kablo dedim yani. Çektiğinde şu oluyor, bu oluyor. Öyle miydi falan. Her şey psikolojidir. Yaşamış olduğunuz olaylar hakkındaki fikirlerinizin illüzyonu ve algısı içinde yaşıyorsunuz. Duyularınız olmasa varlığı saf ve net haliyle, Lao Tzu'nun söylediği şey. Diyor ki senin bizden farkın ne? Su içerken sadece su içiyorum diyor. Yemek yerken sadece yiyorum. Uyuduğumda sadece uyuyorum. Basit. Ama bir dakika, su içerken öyle değil mübarek, şöyledir böyledir falan filan. Suyu ıskalıyorsun. Ben en güzel en şey neydi o? Ayhan Sicimoğlu. Biliyorsun, bence, ben her derste örnek veriyorum ben Ayhan Sicimoğlu'nu, çok seviyorum çünkü. Onun o bitkilerle, o yemekle olan diyaloğu var yaşayarak, ya. Yaşayarak. Yaşıyor. Bütün Latin, sevgili izleyiciler diyor, salatalığa, kokusuna bak, çatır, şu bu falan, salatalık olasın geliyor yani. Bütün latifeleriyle yiyor, anlatabilir miyim? Ama biz salatalıkla, salatalık nedir biliyor musun? Siz bilmezsiniz. Salatalık hakikatte şunu temsil eder. Bu böyle, abi salatalığı yemiyorsun. Salatalık hakkında fikirlerde boğuldun. Salatalıkla ilgili yediklerin onun bismillah demek ne demek? Değil mi aslında? Nasıl? Dengeyi korumak değil mi? O da. Denge, bütün çünkü oraya baktığınızda
Bak şöyle, dediğiniz gibi şöyle. O güzelliği görüyorsunuz ama öbür tarafta da şimdi, bir yaratılış, bir şey görüyorsunuz orada, bir mucize görüyorsunuz. İkisinin dengesi orada, önemli değil mi? Orada eğer ki siz bu hissediş içerisinde konuşuyorsanız bu dengelidir. Ama hissedişiniz yok. Sadece konuşuyorsanız bu çok tehlikelidir. Demek istediğimi anladın mı? Ayhan Sicimoğlu'ndan örnek verdik. Öyle bir müziğin içinde ki, vecdin, dansın öyle bir halinde besmeleyi ki. Besmeleyi yaşıyor diyorsunuz. Yasıyor, besmeleyi yaşıyor orada. Ama Bismillahirrahmanirrahim dese nurun ala nur. Ne güzel bak, hali de var, kelamı da var. Ama bize hali yoksa, sadece kelamı varsa ne olur? Hali olduğunda kelamını yanlış yani, yaptın. İnanmayarak söyleyeyim. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Hali var ama kelamı yanlış. Kelamı yanlış. İfade biçimi yanlış ama hali var. Bunu Hazreti Mevlana anlatıyor biliyorsun değil mi? Hazreti Musa işte adam gidiyor çölde işte şey diyor. Ey Rabbim diyor, bitlerin varsa ayıklayayım, ayakkabılarını yıkayayım, çamaşırlarını yıkayayım, bulaşığım varsa yıkarım, her gün hizmetçin olurum senin filan. Adam nasıl açla vecle dua ediyor. Musa Aleyhisselam, sen ne biçim dua ediyorsun ya diyor. Allah öyle mi dua edin? Ne demek diyor bitleri? Ondan sonra biliyorsun hikayeyi. İnsanların kalplerine bakmak. Allah kalbe bakıyor. Ama biz entelektüel. Bakayım doğru mu ifade ediyor? Bizim mantıktan mı ifade etmiyor bu Budist? Tamam bitti. Farklı mantıklar, mantıklar içinde bulmuşuz. İki tane farklı fikirdeki insan hiçbir zaman buluşamaz. Ve hepimiz birbirimizden farklı fikirlerdeyiz. Çok az korku anlarında ortak fikirler içine düşüyoruz. Vatan millet oldu mu hepimiz ortak fikirdeyiz. Uzaylılar dışarıdan bir saldırmaya başladı. Amerika, Suriye, Irak, herkes el ele tutuşur. O yokken düşman. Ne demek istiyorum? Ama varoluşsal bütünlüğe gelmiş bir insan. Bir Lao Tzu'yla İsa, İsa'yla Musa, Musa'yla Platon bir araya gelse, bunlar birbiriyle tartışmazlar, çatışmazlar biliyor musun? Çünkü hepsi aynı hakikati deneyimlemiştir. Yani Muhittin Arabi fil kamçıdır derken, Mevlana da fil hortumdur derken, İmam Rabbani de fil varildir derken bunlar birbirini anlarlar. Çünkü filin bütününü görmüşler. Ama biz filin bütününü görmedik. İmam Rabbani fil varildir dedi. Bu sapıklar fil hançerdir diyor. Öbürleri bu budur diyor. Niye ışığı sadece kendi rengine, kendi algına sınırlıyorsun? Işığı kendi bütünselliğinde görmüyorsun? O oldun mu? Veya onun düzlemini de kuşatan ışığın yüksekliğine ve bakış açısına çıktın mı? Onun için fikirler buluşamaz. Ama kalpler, varoluşsal deneyimin vecdinde olanlar buluşabilir ki işte ona insan denir. Diğerine beşer denir. Tartışmaların sebebi entelektüel boğulmadır yani. Akıl boğulmasıdır. Biz akıldan varoluşsal realiteye geçmek durumundayız. Artık konuşmanın değil, Lao Tzu öyle yaparmış yani. Her gün şeye çıkarmış böyle. Tefekkür değil bakın dua. Bu tefekkür değil yani. Bu tefekkür değil. Bu sadece güneşle güneş olma. Her gün güneşi izler, şey yapar filan böyle. Bir vecd aşk talebeleriyle. Bir gün komşusunun akrabası demiş, ben de sizle geleyim ne olursun demiş. Ben de tamam demiş, gel ama bizim üstad demiş çok konuşmaktan hoşlanmaz. Konuşmayacaksın demiş. Tamam konuşmayacağım, hiç konuşmayacağım. Birinci gün susmuş. İkinci gün, üçüncü gün demiş ki ne kadar güzel güneş değil mi demiş. Lao Tzu bakmış demiş bu çok geveze. Bir daha bunu getirmeyin. Onun güzel olduğunu ben de görüyorum demiş yani. İlla bir şey söyleme var ya, ego. Ben de varım burada. Ama orada öyle diyor, burada böyle diyor. Hadi gerçekliğimiz ne? Gerçekliğimiz yıldızlara bakmak, güneşe bakmak, sanata bakmak, Kur'an'a bakmak bu demektir. Yani Allah için olmak. Allah'ı ben nasıl algılıyorum biliyor musun? Muazzam bir sanatçı. Ama maalesef yalnız kalmış bir sanatçı. Anlayan, zaten öyle. Yalnız, yalnız. Ve ey kulum diyor, ben hep seninle birlikteyim. Sen neredesin? Ara, ben seni arıyorum ara. Ya bak güneşe ne olursun. Bak şu varlığına ne olursun. Bak, hatta şah damarından ya, yakınım. Varoluşun şu biyolojisine, fiziğine. Burada şiiri insanda olur. Matematik mükemmel, şiir insanda doğar. Ama insanın kendi aklından önce varoluşun o dansına girmesi lazım. Sorular var hocam, aralarda onları da sorayım. Tabii şey kaldık, o Kabe sorusu. O 7 kere tavaf edilir. Dünyanın dönüşü de aynıdır. Belli manyetik alan vardır.
Onunla ilgili yorum yani yapabilirsin. Dünyanın... Onun dışında yaşam çiçeğini soruyorlar. Aslında tabii. Daha önceki bölümde işlemiştik tabii. Onu ama ona girebiliriz. Bir de Türkcan kelimeleri verilen anlamlar ve kelimeleri verilen değerler değil midir bizim hayatımıza yön veren diyor. Ona da selam gönderelim buradan. Değer verilmesi o kelimeyi indirgemek değildir. Yani ben göz derken sadece bu gözle ilişkilendir. Ha, kulağımın da görmesi var. Taşın da görmesi var. Bu basir kavramıyla anlatılıyor mesela. Farkındalık anlamında. Yani burada kelimelere kelimeler varoluşsal realitelerin doğru ifadesi mi acaba? Yani şimdi ne demek istiyorum? Güneş ışıktır demek güneşin bir formudur. Güneş ısıdır demek de bir şeydir. Güneş hidrojenin helyuma dönüşümü de demektir ayrıca. Ama sadece güneş ışıktır demek o diğer kelimeleri yok saymıyor. İlişkisini de okumamız lazım. Kelimeler merdiven gibidir. Ama merdivenden sen çıkacaksın. Kelimeleri sen aşacaksın manaya. O mana da idrak. Ve onu ancak deneyimlerseniz bilebilirsiniz. Kelimelerle mümkün değil, bilemezsiniz. Çünkü orada kelime yok. Hı hı. Enerji, kelimeler Kabe, ancak aracı olabilir. Kabe ile ilgili yorum yapacak mısınız? Nasıl ki bedenimizde belli yerlerde endokrin sistemi ve enerjinin yoğunlaştığı noktalar var. Ve bunun gezegenlerle de bağlantısı var. Aynen dünyanın da aslında efendim. Bakın bu çok enteresan bizim merkez aslında manyetik alanın bir merkezi orası hı-hı. aslında Kabe. Tabii ki, tabii ki. Oralarda enerjilerin yoğunlaştığı ve düğümlendiği noktalar var. Ve biz oralarda o yoğun enerjilere niyetler koyaraktan aslında varoluştaki enerjinin üstüne yani potansiyelin üzerine niyeti koyduğunuzda orada yaratım olur. Yaratımın olabilmesi için üç unsurun bir araya gelmesi lazım. Birincisi elektrik yani sürtüşme, proton elektron sürtüşmesi elektrik otomatik olarak bu manyetikliği doğurur. Yani dindeki ismi şe'endir. Şe'en hareket demektir. Hareket bereketi doğurur. Şe'en maddedir. Her an bir şe'endedir. Her an bir harekettedir. Bunun bir manyetik nuru vardır. Elektriğin manyetikliği olması gibi, hareketin bereketi olması gibi şe'enin de nuru vardır. Bu iki unsur eş zamanlıdır. Ve bu sürtüşmenin yani bu yapının içine niyeti koyduğunuz anda burada yaratım gerçekleşir. Dünyanın da enerjisinin yoğunlaştığı yerler vardır ve manyetikliği de dolayısıyla güçlüdür. Oraya koymuş olduğunuz niyetlerle siz ne yaparsınız? Yaratımın kolaylaşmasını sağlarsınız. Mesela yaratım yani açığa çıkış demek istiyorum. Yaratıcı şeyinde değil. Mesela enerji seviyeniz üst menzillere çıktığında, üçüncü göz seviyesine çıktığında hayal ettiğiniz şey aynı gerçek gibidir ve gerçek olabilir. Aşağı menzillerde hayal ettiğinizi gerçekleştiremezsiniz ama yukarı menzile çıktığınızda üçüncü menzile çıktığınızda bu gerçek olabilir. Bu varlık seviyenizle alakalıdır. O zaman bakın şöyle bir şey düşünün. Cinsel enerji kök çakradadır. Aslında tek bir enerji vardır. O da yaşam enerjisidir. Yaşam enerjisi çıktığı menzile göre isim alır. Aşağı menzilden çıkarsa cinsel olur. Yukarı menzilden çıkarsa tinsel olur. Ve aşağı menzildeki sürtüşmeye koymuş olduğumuz niyet beden çocuğunu doğuruyor. Yukarı menzildeki salınıma, bakın sürtüşme demiyorum, salınıma, dengeye koymuş olduğunuz niyetse ruh çocuğunu doğurur. Aşağı düzlem sürtüşmenin ve çatışmanın olduğu yerdir. Yukarı düzlem ise salınımın ve dengenin olduğu yerdir. Aşağı düzlem fanatiktir, yukarı düzlem kuşatıcıdır. Ve aşağı düzlemin sürtüşmesinde bile siz insanı beden olarak doğurmasına aracılık ediyorsunuz, maddeye aracılık ediyorsunuz. Ya bir de diyor o enerjiyi yukarı çıkarsan orada ruh çocuğunu doğurursun. Demek istediğimi anlatabildim mi? O zaman zina ile cima arasındaki fark, zan ile hakikat arasındaki fark gibidir. Zina etmeyin, zanna düşmeyin, kendi zannınız içinde boğulmayın. O zaman cima edin, ilahi vecde buluşma içerisinde olun ki orada kuşatıcı olan bilinci doğurun. O zaman zinadan cimaya, sürtüşmeden doğru salınıma, çatışmadan ilişkiye, fanatiklikten, hastalıktan, yargılamaktan, hüküm vermekten kuşatıcı anlayışa geçip onları kendi denklemlerinde okuyabilmek ve değerlendirebilmek bir sanattır. Ve biz bu sanattan yoksun kaldığımız için elbedi esmasıdır,
Allah elbedi, güzellik sanattır, bütünlüktür. Bu sanattan yoksun kaldığımız için ne oluyor? Hastalıklar, fanatik, agresif, bir şey dediğinde hemen oradan patlıyor, buradan şüpheci. Günümüzde olduğu günümüz. Gibi. Yani çok psikolojik olarak sağlam. Normal değiliz. Burası cehennem yani, onu söyleyeyim. Peki bunun çözümü için öneriler ya da aydınlanmaktan, uyanmaktan çalışma belli. Yani bu tamamıyla okumalar, zikirler, ritüeller ya da neyse. Ya bence şu. Hikaye şu an. Zaman ve mekan. Mekan maddesel ve bedenseldir. Zaman ise o mekandan çıkarımların ve psikolojidir. Eğer psikolojini bu dünya boyutundaki algına göre oluşturduysan geçmiş olsun. Ama maddenin ötesindeki ruha yönelik, maddeyi aşan psikolojiyi, yani ruhu oluşturduysan, maddesel oluşturduğun psikoloji nefsini, maddeyi aşan bilinçte oluşturduğun psikoloji ise ruhu doğuracaktır. Biz nefsimizi doğuruyoruz. Çünkü maddeye sıkı sıkıya tutunduk. Neden? Korkuyoruz çünkü. Neden korkuyoruz? Bir öteye geçtiğimizde şimdiki varlığımızı kaybedeceğimizi düşündüğümüz ve böyle öğretildiği ve ama bunu ancak hak edenler dediğimiz zeka sahibi, cesaret sahibi ve gerçekten davası, delisi olmak lazım yani bu işin. Davası değil, delisi olmak. Delisi olmak kendini aşmanın, kendi realitene ulaşmanın bir aşkı olması lazım. Bu bir yerden gelmiyor. Bu bizim doğamızda zaten var. Ama bu doğamızda var olan enerjiyi o kadar israf etmişiz ki bazı şeylere. Bir gün bunlar elimizden alındığında düşüneceğiz. Esas o zaman ben kimim diyeceğiz. Şimdi ben kimim? Ben Halife, ben şöyle, ben böyle, entelektüel bir sürü şeyler var. Ama bir gün güm diye her şey çöktüğünde o zaman sonra ben kimim? Gerçekten kimim? Ben neyim? Ben neyim? Neyim? Her şey yalan olduğunda. Yalan olduğunda dediğin her şey ötede bir film ve sen filmi izleyen olduğunda gerçekten ben kimim dersin. Bizzat öyle söylüyor. Yani şu anda ben kimim? Ben şöyle anlatayım. Ben Halife-i Ruh-i Zemin insan, yani yaratıldım falan. Bir saniye, sen hiçliğin içine, boşluğun içine, tek başınalığın içine, dünya senden hiç düşmedi ki. Gerçekten soruyu soruyor musun sen, yoksa öğrendin mi? İnsan ben kimim demesi lazım. Not aldı. İnsan ben kimim peki? Bana söyler misin? Ben kim olduğumu söyler misin? Yani güzel bir şeyler. Ben mesela ışık olabilirim, tanrı olabilirim, sevgi olabilirim filan. Öbürü de diyordu, lan git diyor, sen ışıksan ben de şeytanım diyor. Ben kimim? Ben neyim? Sorusunun kaybolduğu bir düzleme çıktığınızda bilirsiniz. Aksi takdirde asla bilemezsiniz. Biraz ağır girdiniz hocam son cümleyi. Bilmenizi isterim. Nasıl devam edelim hocam? Çakralardan girdik. Birkaç tane daha sorum var. Dönelim dünyaya tekrardan. Biraz daha sakinleşelim. Kundalini biraz girmiştik. Ona devam edelim. Evet. Uzak Doğu felsefesi aslında çok da fazla. Bu Uzak Doğu'da yılan ile aslında Elif. Enerjinin dansı Elif. Ve biliyorsun yılan hem bilgelikle temsil ediliyor. Mesela şeyde söylüyor ya işte Kundalini felsefesi. Yönetmenim soruyor. Ha, Kundalini. Yaşam enerjisi. İşte kök çakrada uyuyan ve yılan şeklinde ifade enerji şu bir manasıyla. Hani Hazreti İsa söylüyor, çölde diyor Musa'nın yılanı havaya kaldırdığı gibi siz de içinizdeki insanoğlunu diriltirseniz diyor Allah'ın melekutuna ulaşırsınız. İçimizde bir enerji var. Çöreklenmiş uykuda olan bir Elif var. Kendi içine çöreklenmiş. Bu Elif'i bu omurga boyunca hiçbir mertebenin kurbanı olmamak üzere. Hiçbir mertebenin kurbanı olmamak, yani gözüne kayacak ne de şaşacak. Yani bilimsel tutumda merkeze doğru gidecek, yukarı doğru çıkacak. Hiçbir manipülasyonda kaybolmayacak. Yani sana Murat şöyle söyleyeyim. Öyle filmler izleteceğim ki
izleyen olarak kalacaksın. Müdahale etmeyeceksin. Tanıkta kalacaksın yani. Filmin ta ki bütününe kadar. Benle sabredebilir misin diyorum sana. Hani Musa ve Hızır arasındaki şey var ya film. İşte Kundalini Hızır'la yolculuk gibidir yani. Hızır'ın işlerine orada tutunaraktan sabredersen buradaki bu çöreklenmiş olan Elif'i ta yukarı çıkarttığın anda o yılan, o amigdala, o sürünen beden zihin yapısı uçan bir kuşa dönüşmeye başlıyor. Demek ulvi aleme çıkıyorsun demektir. Yoksa bu şey demektir. Evet ben rüyamda gördüm uçan kuş. Ya bu bir ifadesi onun. Kendisi değil. O yılan da onun bir ifadesi. Gerçekten bir yılan şey yapma. Yılan amigdala içgüdüdür ama kanatlarını açıp kuşa dönüşmesi ulvi alemdir bir üstadın ifadesiyle. Yılan diyor sürünür ve arkada iz bırakır. Ama kuş uçar arkada izi yoktur. Bu şu demektir. Beden ve zihin hapsinde yaşayan bir insan geçmişin oluşturmuş olduğu geleceği yaşar. Arkasındaki iz ile gider. Ama bilince çıkmış bir insan için artık geçmişi yoktur demek, geçmişi hatırlamıyordur, geçmişi yaşamamıştır değil. Geçmişin psikolojik etkisiyle ve manipülasyonuyla hareket etmiyordur demektir. Şimdi ben burada senin kendini tanımladığın şeyler üzerine bir şey söylediğimde, senin kendini tanımladığın tanımlar üzerine bir şey söyleyip kendini kötü hissedersin. Niye? Çünkü o tanımları kendi kişiliğin, bireyselliğin zannedersin. Halbuki sen o tanımların çok ötesinde bir varlıksın yani. Ama biz tanımlarımızdan dolayı, bana ne dedi biliyor musun? Bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Yani çünkü kendisini onunla şey yapıyor. Halbuki gerçekte Matrix'te hiçbir kurşun şey yapıyor muydu? Bak yılan boyutunu geçti, makine boyutunu geçti, beden zihni geçti. O zaman biz yaşamı beden ve zihinden ruhun ve bilincin skalasına yükselttiğimiz vakit o zaman perde-i gayb açılsa yakinimiz dahi değişmeyecek ki Peygamber Aleyhisselam'ın o yolculuğunda, Miraç yolculuğunda Mescid-ül Haram'dan Mescid-ül Aksa'ya yani çokluktan birliğe geçti. Cehennemleri gördü mü? Gördü. Cennetleri gördü mü? Gördü. Peygamberleri gördü mü? Gördü. Cebrail'i dahi ne yaptı? Geride bıraktı. Cemalullah'a kadar çıktı mı? Çıktı. Ondan sonra buradaki büyük taşmayla birlikte hepsini kendi dansında ve vecdinde rahmetellil alemin olarak her mertebeyi bir mübarekleyen, dengeleyen olarak çöl kertenkelesi bile kendisine geldi, şikayette bulundu. Dedi Allah'ın Resulü böyle böyle oluyor. İçgüdü merkezimiz bile ruha gelir. Der ki bu adam benim hakkımı vermiyor der ya. Adil hükümdar kundalini yukarı bilince çıktığında, yaşam farkındalığımız yukarı çıktığında o zaman bedenin hakkını da verirsin, aklının hakkını da verirsin, duyguların hakkını da verirsin. Bu bedeni yok etmek demek değildir. Bilakis bedeni daha iyi yaşamaktır yani. Dolayısıyla işte yılanın iki boyutu var. Birincisi eğer yılan aşağıda uyursa illüzyondur. İllüzyonu oluşturur. Ama yılan yukarı çıktığında kanatlarını açtığında Firavun asasını attı ne oldu? Öbür hepsinin yılanını aldı yuttu. Hazreti Musa. Firavun. Hazreti Musa özür diliyorum. Hazreti Musa aleyhisselam. Hatta ey Musa dedi nedir o dayandığın? O dedi benim asam. Ne yapıyorsun bununla? Dedi ben varlık bu ağaçtan dedi davarlarıma şunu bunu topluyor. Peki sen o asanın ne olduğunu gördün mü? At bakayım onu. O asa ne? Oradan buradan toplamış olduğumuz bilgilerle şu varlık ağacından duygularımıza, düşüncelerimize yemler topluyoruz. Doğru mu? Kendi al. At bakayım onu. Sen kendi kavramlarınla oluşturmuş olduğun. Hatta şey vardı. Elini sok. Elini sok çıkar, ha. Bembeyaz çıktı. Ne olacak? Asasını attı bir ejderha olarak görüyoruz. Şimdi onu al bakalım. Bak nefsinin hakikatini gördün mü? O dönüştü artık. Orada şey de var zaten Kur'an'da. ürküyor hani o bir yılan evet, şeklinde. Evet. Korkma al korkma, diye al. Elini uzatıp aldığını tekrar sahip. Korkma al işte. O zaman niye sen elini indiriyorsun ki? O zaman sen niye karanlığı yerinde kullan, aydınlığı yerinde, bataklığı yerinde kullan onu. Tez, antitez, sentez. O zaman işte hastalık, sağlık, şifa. Şifaya geldiğinizde, hastalandığınızda bile şifadasınızdır yani. Dersin iyi ki bu hastalık olduğu benim bir şeyime vesile. Şifa, şefaat, bütünleşmek anlamında. Yani yılanın çok boyutları var. Yılan aşağı menzildeyken illüzyonu olur. Yukarı menzildeyken illüzyonu ortadan kaldıran olur. Bunu Feriştah isminde bizim literatürde de şey yapıyor. Kanatlarını açmış yılan. Hatta bir hadis mi diyeyim Mevlana Celaleddin Hazretleri'nin anlattığı bir şeyde. İşte diyor Tuğba ağacı diyor. Kevser okyanusunun orada neyse.
Orada diyor bir yılan vardır, büyük bir yılan. Tabii bu hangi biyolojik hakikate bakıyor, nasıl bir sembolizmadır? Ayrı bir şey. O yılan diyor dalar çıkar diyor ve peygambere salavat getirir. Yani bir muhabbet, bir aşk vecd içerisinde kanatlarını açar. O dökülenlerden diyor galaksiler, sistemler, yıldızlar oluşur. Bakın bu bir metafora. Bunun altına yani galaksi öyle mi oluşur, yılan mı? Bunlar mitolojik hikayelerin anlatılmasının sebebi zihin bütüncül olanı kuşatamaz, hikayeler üzerinden algılar. Hikayeler gerçek değildir, hikayeler işarettir. Mitoloji bir şeye işaret ediyor. Dolayısıyla Kur'an'daki ayetler de birer işarettir, bir şeye işaret ediyor. Lütfen Kur'an'a bakarken Kur'an'ın neyi işaret ettiğini görelim. Biz işarete bakıyoruz. Ama işaret neyi ediyor? Seni ediyor, seni gösteriyor. Hocam 5 dakikamız var. Öyle mi? Şunu daha önceki programlarda da soruyorlar. Yine var. Enerjiler hep konuşuyoruz ya. Evet. Bugün de yine biraz konuştuk. Manyetik alanları Işık konuştuk. Evet, enerji, ışık. Şöyle bir soru var. Buna bilmiyorum nasıl cevap verirsiniz. Nasıl göreceğiz? Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz. Şu anda bezinden girdik. Tamam. Ya da işte belli... Şu anda silüet dediniz, biraz önce örneklerini gösterdik. Hı-hı. Bazı insanların ruh hallerine ya da psikolojilerine ya da karakterlerine Hı-hı. göre belli silüetleri var, görebiliyoruz dedik. Nasıl göreceğiz? Ve bunun şöyle bir şey çalışması söyleyeyim. Var mı, bir eğitimi tabii, var mı, öncesi, tabii. sonrası? Şöyle bir şey söyleyeyim. Önce şunu anlamamız lazım. Bir görmemiz de lazım mı? Onu da sorayım. Işıktır. Direkt. Gerçek olan tek şey ışıktır. Nurdur. Hı-hı. Işıktır. Sadece ve sadece ışık vardır. Bu ışığın kısmi bir parçası bize madde olarak görülür. Madde de ışıktır, enerjidir. İşte biz şu anda enerjiyi görüyoruz. Bak kalemi görüyorsak enerjiyi görüyoruz. Her şey ışıktır. Işık kısmi olarak maddeleşir ve madde de ışıktır. Biz ışığın bu frekansıyla bağlantılı olduğumuz için bunu madde olarak görüyoruz. Fakat biz ışığın farklı bir frekansıyla muhatap olsak, yani senin biyokimya sistemini biraz değiştirsen veya nefesle biyokimyanı, salınımını biraz değiştirsem, ortamı farklı bir şey yapsam ve sana birazcık manipülasyonlar yapsam, metafiziksel gerilimler oluştursam senin etrafında, sen aynaya baktığında veya bana baktığında veya çok enteresan hisler içerisine girebilirsin. Yapılan şey aslında manipülasyon. Faydalı manipülasyon değil, tamamen manipülasyon, başka bir boyuttan bakmak anlamında. Faydalıya mı kullanıyorsun bu manipülasyonu, zarara mı kullanıyorsun? Biz derslerde, ben derslerde şunu söylüyorum insan. Bakın arkadaşlar diyorum. Burası bir laboratuvar. Ve ben bu laboratuvara şeytanı da çağırıyorum, meleği de çağırıyorum. Karanlık da burada, ışık da burada. Ve siz bunları sahnede izleyin bakalım, yargılamadan ve hüküm vermeden. Protonun ve elektronun dansını, Adem'in ve Havva'nın dansını, cennetin ve cehennemin, gecenin ve gündüzün, zihnin ve zekanın yani sezginin dansını ben buraya getiriyorum ki kendi serüveninizi görün manasında. Bunu niçin söyledim? Eğer ki biz bunun da ışık olduğunu bilebilirsek, bunu maddesel değil de bir ışık olarak algılamaya başladığımızda bu başka boyutlarını bize açmaya başlıyor. Yakaladın? Algını değiştirmekle birlikte başkalaşmaya başlıyor. O zaman sen niye kendini sadece insan olarak düşünüyorsun? Varoluşun bir formu olarak, varoluş olarak düşündüğünde ve gerçek insanı gözlemci olarak şey yaptığında o zaman olaylar eskisi gibi sana tesir etmemeye başlıyor. Yani kendi küçücük köyünden, kulübenden çıktın. İlk defa bir saray gördün. Bir başka ülkede. Sonra o sarayın daha üst boyutlarını gördün. Merhale merhale üst boyut ve alt boyut yoktur. Sonsuz bir uzamda ışığın halleri vardır ve biz şu anda ışığın bu hali içindeyiz. Ama halimiz değiştiğinde ışığı gördüğümüz haller de değişir. Peki bu nedir? Bu kendimizi farklı menzillerle de ilişkilendirdiğimizde mutlu oluruz. Peygamber yani çok özür dilerim. Bir ayar çıktığında da orayı bıraktı ya, o ortamı yukarıdan bir kontrol tabii, etmeye tabii. bakmaya ama sonra başladı. Geri aşağıya indi, fakat aşağıya indiği hal yukarıya çıktığı hal gibi değildi, değil mi? Başka bir şekilde. Hazreti Cebrail'i gördükten sonra. Gördükten sonra aşağıya indiğinde. Örtün beni. Cebrail'i görmeden önce, yani insan külli deneyimin içine girdiğinde Mecidiyeköy'e inerse Mecidiyeköy nasıl görülür?
külli deneyimi yoksa Mecidiyeköy nasıl görülür? Niye Mecidiyeköy diyoruz? Bir şey diyorduk. Ne diyoruz? Bitirelim mi? Sırlayalım. Bitirmeyelim. Sebep sonuçla bağlayalım o zaman. Tamam. Hazır gelmişken ondan sonra kapatalım. Her sonuç bir şeyin sebebidir. Sebep ve sonuç sonsuz bir süreçtir. Sebep sonuç için, sonuç da sebep içindir ama asıl olan süreçtir. Ve sonsuz süreç ancak iman ve güvenmek ile dansa, aşka, vecde, kabul edişe, sevgiye dönüşür. Sevgiye emanet olun. Allah'a emanet olun. Güzel bir program kapanışı oldu hocam. Araştırmacı yazar Kubilay Aktaş. Fazla sevgili beraberdi. Ve ışıklı. Kadim Bilgelik programı 2 oldu bu. Öyle mi? Evet. Tamam. Tabii farklı konular işlemiştik. Derin planda da işlemiştik. Ama bir kadim bilgelik dosyası açalım. Öyle de devam edelim istedik. Bir sonrakinde ne konuşuruz, ne yaparız? Tabii keyifle. Sen hangi kelimeleri vereceğini biliyorum. Ben de nöbet tutuyor zaten. Sen kelime at biz de. Yakın bir zamanda 3'ü yapalım o zaman hocam. İnşallah. Evet. Triatlara girelim. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler programın sonuna geldik. Haftaya başka konu ve yine konuklarımla inşallah burada olacağım. Görüşmek üzere iyi geceler. İnşallah.